Herkese merhabalar. Bu dersimizde böyle bir header alanı, evet, açılır menümüz var burada. Burada bir sizi arayalım butonumuz var. Burada da bir full ekrana sahip bir hero banner'ımız var. Başlığı, evet, yazılar ortalanmış bir şekilde. Bunların hepsini gördüğünüz flexbox yapısıyla inşa ettim. Burada bir hamburger menümüz var. Daha doğrusu menü collapse butonumuz var. Ona tıklattığımızda bu şekilde menü alanımız, logo, sosyal medya ayrı yerde gelecek şekilde ve menü alanımız da ayrı yerde gelecek şekilde açılıyor. İki parça halinde. Bunun arkasında bir soft bir gradyan vardır. Burada yine bir kapama tuşumuz vardır. Buna bastığımızda yine aynı şekilde kapanacaktır. Burada akordiyon olarak menü elemanlarımız açılacaktır. Yani burada Flexbox yapısını kullanarak ve ufak da diyeyim jQuery eklentisini kullanarak, başka bir harici eklenti kullanmadan, basit JavaScript jQuery kodlarıyla bu tarz işlemlerin nasıl yapıldığından çok fazla detaya girmeden, sizi de sıkmadan anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, kodlamamıza başlayabiliriz artık. Kodlamamıza başlarken, evet, klasörümü size göstereyim. Burada bir CSS, JS ve SCSS dosyam olacaktır. Visual Studio Code üzerinden göstereceğim. Bu kodlama işlemini yaparken SAS dosyalarımı CSS'e compile etmek için Scutab kullanıyorum. Şimdi burada nasıl başlamak gerekir açıkçası? Bir header'dan başlayabiliriz direkt olarak. Evet, index.html'de şöyle bir embed eklentisiyle direkt hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Yani header oluşturuyorum. MyHeader klasını veriyorum. Burada evet, tasarımı çalışır halinden bakacak olursak, burada bir container'ım var. Header'ımın içerisinde. Header'ımın arka planı beyaz. Burada bir container'ım var. Bunun içerisinde de logo. Logodan sonra bir açılır menü geliyor. Ana menü, header menü. Burada da bir sizi arayalım butonu ve burada da bir menu collapse butonu yer alacak. Burada da bir slider'ım var. Şöyle altından devam edecek olursak, buraya da section class banner diye koyalım şimdilik. Dur şu anda. Header'ın içerisinde buraya bir logo araya klası ile bir div ekliyorum. Logo araya. Şuraya ilk öncelikle CSS'imi import edeyim. Evet, style CSS'imi buraya import ediyorum. Script dosyamı da buraya. Body'nin üstüne. Script dosyamı da buraya çağırdım. Şu anda içi boş. Logo araya. Evet. Şu anda header'ıma odaklanabilirim. Burada bir logom olacak. Bunu direkt link olarak A class logo diyorum. Bunun içerisine, evet, span.name diye, evet, name klasında bir span oluşturdum ve içerisine logo yazdım. Tabii ki de buraya img olarak ekleyebilirsiniz. Şu anda ben hızlı bir şekilde buraya logo olarak yazıyorum. Logomun yanında benim bir header menüm oldu. Now tag'ını da yaptıktan sonra
Bunun içerisine UL class header menu diyorum. Evet, header menu. Burada 6 tane eleman olacak. Li çarpı 6. Evet, hızlı bir şekilde yazıyorum. İçerisinde de A olacak. Evet. Yani bu şekilde de yazabilirsiniz. Şöyle hemen şuradan alacak olursak şunları da şöyle alalım. Ana sayfa hakkımızda kurumsal. Evet. Bunları bu şekilde alıyoruz arkadaşlar buraya. Buraya bir de blok ekleyelim. Evet, blok ekleyelim. Burada bir açılır menü olacak. Onu sonra geçelim. Şimdi şurada nav logomu da ekledim. Yine nav'ın içerisinde nav plus desktop nav diyelim. Plus desktop nav diyelim. Pardon. Now. Şöyle bakacak olursak burada da Now'dan sonra bir sizi arayalım butonu ve collapse, evet, menü collapse butonumuz geliyor. Burada bundan sonra da evet yine bir buton diyelim. Buton type buton, evet, class header call diyelim buna da. Evet, bunu da büyük yazalım. Sizi arayalım. Butondan sonra da evet benim diğer artık menu collapse hamburger menüm gelecek oraya. Plus menu collapse diyorum. Evet. Class menu collapse. Bunun içerisinde evet spanlarım olacak. Şöyle 3 tane span koyayım bunun içerisine. Evet. Şuradaki çizgileri yapmak için bunun içerisine 3 tane span koyuyorum. Evet, şu anda header'ım olmuş durumda. Evet, şu anda tasarımım aynen bu şekilde. Stillendirmeyi bekliyor. Evet, burada şu anda ilave etmediğim herhangi bir şey yok. Evet. SCSS dosyamıza geçecek olursak yani burada evet yıldız box sizing, margin padding için şeyleri kullandık. Poppins kullanacağız. Google Web Font'tan hemen onu indirelim. Poppins. Şöyle bir de evet, semi bolt 3 tane şeyini alıyorum. Semi bolt, bolt, regular. Evet. Bunu direkt bu şekilde alacağım. Şunu da alabilirim. Font family pop instance verip bunu kapatabilirim. Burada şimdi artık ben variable'larımı oluşturacağım. Variable'ları oluştururken tabii primary color, primary font, secondary color şeklinde. Evet. Primary font. Font diye ben variable'ımı oluşturuyorum. Evet, Poppins sans serif. Daha sonra da evet, primary color. Buradan Photoshop'tan bakacak olursak evet benim primary color'ım
şu tondur. Ve evet, secondary color'ımızı alalım. Evet, çok koyu olmasın. Şöyle aldık. Bir de default min color yapıyorum. O da şöyle olsun. Evet, default min color'ımda bu renk tonu olarak ayarladıktan sonra evet body size color. Evet, şu anda color'ımı biraz koyu bir renk yapıyorum ki değişiklikleri görebilirim. Color'ımı da koyu bir renk yapıyorum. Şu anda bu kadar yeterli diyorum. Font, weight, normal. Font family primary font olacak. Font family primary font olarak ayarlıyorum. Şimdi evet, artık header'ıma başlayabilirim. Header'ım header plus my header. Evet. Min height. Evet. Header'ımın min height'ı 96 piksel. Background color white. Header'ımın içindeki logo area width 1170 piksel. Max width 100'de tabii ki de daha aşağı çözünürlükte ekranı taşırmasın ve margin 0.6 ortalamak için. Evet, şu anda tekrardan tasarımını açacak olursam body aynı şekilde, body'ye de bir background color vereyim. Görebilirim ne olmuş. Evet, şu anda header'ım buraya geldi. Şöyle U'le O'le listeye'den diyorum. Evet. Text decoration nan diyorum. Evet, bunlarla ekstradan uğraşmayayım diye. Evet, şu şekilde artık şekillenmeye başlıyor. Burada Flexbox yapısını kullanacağız arkadaşlar. Burada logomuz var. Logomuzun yanında bir navigasyonumuz, navigation'ımız var. Burada da iki tane daha öğemiz var. Bu dibe, şu kapsayıcı dibe Flexbox dedikten sonra, Display Flex dedikten sonra da burada yan yana bunların gelmesini sağlayacağız. Logo area, evet, display flex diyorum. Evet, flex wrap. Evet, display flex dedikten sonra flex wrap dememiz gerekiyor burada. Şurada gördüğünüz gibi sizi arayalım butonumuz geldi. Burada ben sizi arayalım butonunu bu tarafa yaslayacağım ve onun yanında da hamburger olacak. Direkt şöyle yapabiliriz. Header call class'ını margin left auto dediğimiz zaman header call butonu buraya gelecektir. Ve bir de ben logo area kısmına ortalamak istiyorum. Evet, yatayda ortalamak istediğim için align items center class'ını da getirdiğim zaman gördüğünüz gibi bütün elemanlar yatayda ortalanmış vaziyette duracaktır. Şuradan evet, logo array'den sonra logo class'ıma geçeyim. Yine text decoration none. Color secondary color. Evet, onu
şurada variable'ımızda yapmamışız. Evet, color secondary color. Font size 60 piksel diyelim. Bakın nasıl duracak. Bir de letter spacing vereyim. Arada çok fazla boşluk olmasın. -2 piksel diyelim. Bakalım nasıl olmuş. Ve bir de font weight 700 diyelim. 700 diyelim. Logomuz o şekilde. Evet, böyle bold karakterde dursun. Evet, bir de logomuza bir margin değeri verelim. Margin right diyelim. 15 piksel diyelim. Navigasyonumuzda bitişik olmasın. Burada da now.desktop.now diyelim. Yani bu kalsın şimdilik burada. Burada evet header menü diyelim. Bunu da flex yapısıyla oluşturabiliriz. İsterseniz hepsini flex yapısıyla oluşturalım bu derste. Flex box'ı anlamak adına hani normal display inline, display inline bloklarla da oluşturabilirsiniz tabii ki de bunu ama ben burada flex yapısını kullanarak oluşturmak istiyorum. Yani flex'i de olabildiğince kullanırsak burada bir taşla iki kuş vurmuş olacağım açıkçası. Buradan bu videoyu çekmemin bir amacı da Emrah Kahraman arkadaşımız var. Web tasarımcı arkadaşımız. O da çoğu sektörde header alanı hepimizin tabii ki de geçmiş yıllarda benim de kabusum oluyordu açıkçası. Bu header alanlarını kodlarken saatlerce uğraştığımız oluyordu açıkçası. Yani bu header alanı tamamen artık bizim sürekli kodlaya geliştireceğimiz bir olay haline geliyor ve Flexbox'ın da artık Flex yapısının da gerçekten de böyle float gibi, display inline block gibi onlardan daha işlevsel ve artık günümüzde daha popüler hale gelmesinden dolayı da bu flex yapısını ben burada olabildiğince her yerde kullanmaya çalışacağım. Header menu'ye display flex diyelim. Display flex diyebiliyoruz. Bir de display inline flex de diyebiliyoruz. Display flex dediğimiz zaman buraya bakın direkt hepsini yan yana dizdi bana. Şöyle bir öğeyi denetleden bakacak olursak. Evet, gördüğünüz gibi display flex geldi buraya. Şimdi burada ben D'ye hiçbir şey yapmadan direkt A'ya geçiyorum. Evet. SAS'ta arkadaşlar bu arada fark etmişsinizdir. Daha önceden bu videoyu izleyip de SAS yazmayan arkadaşımız varsa SAS'ta bunları nest dediğimiz iç içe yazabiliyoruz. Katman katman. Hani normalde CSS'te şuradaki logo array'i yazmak istediğimizde bunun altından içinden başlayamıyorsunuz. Yine header'ın içindeki logo array'i göstermek istiyorsanız bunu tekrardan yazıyorsunuz. Bunun içindeki logo array diyoruz. Bu şekilde kodumuzu hepsi için ayrı ayrı alt alta bir şekilde yazmamız gerekiyor. İç içe yazamıyoruz tabii ki de CSS'te. Şurada ben output dosyama bakacak olursam tabii ki de bu evet bu şekilde CSS'te bunların hepsini yazmak zorunda kalıyorduk. Bu arada kullandığım ScoreUp programına da bahsedecek olursam burada yeni proje ekliyorsunuz. Burada işte başlat, duraklat diye butonlarımız var. Burada hata olursa bize hata veriyor. Hangi satırda hangi hatayı aldığınızı söylüyor. Burada nested, expanded gibi, compressed gibi CSS sürümleri var. Mesela evet compressed yaparsak şu şekilde benim CSS'imde ekstradan projeme dahil etmek için ekstradan benim kendim otomatik kompres ediyor. Şu anda ben expanded sürümünden kullanayım. Evet bu şekilde CSS dosyamda oluşuyor. Birazdan mixinler ve extentler yani SAS'da en çok kullandığımız mixin ve extent özelliklerinden bahsedeceğim. Çok fazla detaya girmeden çünkü ilerleyen videolarımda detaylı bir şekilde SAS'da işte mixin, for döngüsü gibi, extent gibi olayları artık derinlemesine gireceğiz arkadaşlar. Şu anda display flex dedim. Artık ben burada linkimi, link yapımı stillendirmek istiyorum. Burada padding diyorum. İlk önce padding'den başlayalım. 10 piksel yukarıdan olsun. 15 piksel sağdan soldan olsun. Ama ben şurada şunu yapmışım. Evet.
Pardon, o gitmiş herhalde. Şöyle açalım tekrardan. Gitmiş halini. Şurada gördüğünüz gibi menü alanına uygun bir şekilde burası açılıyor. Şimdi buranın yüksekliğini biz 96 vermiştik. Şimdi burada da 96'yı bulabilmemiz için ben ne yapacağım? Şöyle padding değerine 35 verse 70 yapar. Aşağıdan yukarıdan 35, 35, 70 yapacak. Benim buraya bir de line height verirsem 26 piksel biraz çok yürüyecektir. Line height'ımı ben yine bir 20 piksel vereyim. 96'dan 20 çıkarttığımda 76 kalacak ve benim padding'lerimde 38 piksel olduğu zaman ve burayı da tabii ki de display özelliğini göstermem lazım. Yoksa verdiğim değerler benim linkimi işlemeyebilir. Buraya da ben display, buna da flex diyebilirsiniz. Yani eğer yanına bir ok gelecekse, yani arama butonu gelecekse şurada aşağıya bir ok butonu, hani bunu da flex yapabilirsiniz. Hani flex yapmanızda hiçbir sıkıntı yoktur. Bunun font size'ını ben 14 piksel yapıyorum. Bunun evet font weight'i 600 olsun. Color'ı da evet default ring color değerini buraya getiriyorum. Evet, şöyle baktığımda görünüm gayet hoş. Evet, hepsi ortalanmış vaziyette. Şimdi bunun içerisine hemen hızlı geçelim burayı. Bir de açılır menüsünü yapalım. Şöyle direkt olarak buraya açılır menü ekleyelim. Şurada hemen kurumsalın içerisine evet, bir tane de UL yapalım. Evet, şuraya da linklerimizi getirelim. Şu anda tasarımımız böyle olacaktır. Evet. Şunu kapatayım, kafamız karışmasın diye, yanlışlıkla oradan yazmayalım. Evet, şimdi burada Lim'in içerisindeki ben bir UL'yi artık bir şekillendireyim. Bu UL açılır menü olacağı için pozisyon absolut olacaktır. Pozisyon absolut olacaktır ve bu kapsayıcısı olan Li'de pozisyon relatif olmazsa bu UL en başlara bir yere gidecektir. Ben burada Li'ye pozisyon relatif vermem lazım UL'yi bunun içerisinde gösterebilmek adına. Evet. Background color'ına yine şu an white diyelim. Font size demeyelim de padding diyelim. Bu padding'i biraz daha düşük olsun istiyorum. 15 piksel. 15 piksel olsun. Evet. Width değeri verelim bir de. Width 300 piksel diyelim. Top 0. Left 0. Evet, bakalım şu anda bu şekilde geldi. Tabii ben bu padding değerini UL'ye vermeyecektim. Bu padding değerini UL'nin içerisindeki A'ya verecektim. Direkt şuradan ürün içerisindeki A padding 15 piksel diyelim. Evet, şu şekilde oldu. Yani bunun bu şekilde olmasının nedeni büyük ihtimalle şuradaki A'ya display flex verdiğim için olabilir. Evet, şimdi A'ya display flex verdiğimizde bizi öyle yapmasının nedeni açıkçası şu anda nedir bilmiyorum. Onu şu anda kapatalım bunu. Display inline blok diyelim. Evet, yine aynı şeyi yaptı. Demek ki flex'ten alakası yokmuş bu durum. Şöyle bakacak olursak tekrardan bunu pozisyon absolut dedik. Evet, top 100'de dedik. Ha, burada pardon, top değerini vermediğimiz için bu burada bir sıkıntı yokmuş aslında. Pardon. Top değerini vermediğimiz için bunu display flex'te yapsak evet. Anlam veremediğim bir sıkıntı oldu diyorum ben de. Evet, bu şekilde olacak artık arkadaşlar.
Şimdi bu üzerine hover yaptığımızda bu şekilde olmasını istiyoruz. Bunu biraz CSS ve transition efekte verelim. Şöyle. Bu şu anda evet opacity 0 olsun. Visibility hidden olsun. Yani görünürlüğü de olmasın. Opacity'si de olmasın. Ve ben buna da bir transition ekleyeyim. Transition nokta 4 saniye izin ol diyelim. Bir de transform timing function ekleyelim. Burada cubic bezier, yani ben de şöyle Visual Studio Code'da otomatik cubic bezier'ler çıkıyor. Mesela şunu bir deneyelim. Nasıl olacak bakalım. Cubic bezier hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız cubic-bezier.com adresinden animasyonları daha detaylı inceleyebilirsiniz. Evet, burada Lee şu anda evet gördüğünüz gibi kayboldu. Bir de bunu şey verelim. Transform diyelim. Transform translate y eksi 30 piksel. Evet, yukarıdan hover yaptığımızda yukarıdan bir şekilde aşağı inerek gelsin istiyorum. Evet, burada Lee hover UL diyelim. Şunları ben şöyle alayım. Şunları da alayım. Opacity 1 olacak. Visibility visible olacak. Burası da 0 olacak artık. Hover yaptığımda yani şöyle bir görünüm elde edeceğiz arkadaşlar. Şöyle istemediğimiz bir şey de çıkıyor. Bunun tabi transition'ı %4 yaptık ya. Bunu da önlemek için yani üzerine geldik sonra tekrardan burada başka bir şey var diyelim. Banner'da gezdireceğiz mouse'unu. Tekrardan bu açılıyor. Önümüze geçiyor. Dikkat ettiyseniz birçok sitede bu karşımıza çıkıyordur. Şimdi bunu çözmenin çok basit bir yolu var arkadaşlar. CSS'le. Hemen onu da yapalım. UL hover olmadan önce, yani bu zaten kapalı bir eleman, göstermek istemiyoruz. Lee hover olunca bu olacağı için buna burada pointer events dediğimiz bir CSS var. Buna none yapıyorum. Yani bunu pointer events none yapıyorsunuz. Fakat hover yaptığımızda pointer events none'a artık pointer events all ile çevirmemiz lazım. Evet. Yani bunu pointer events all demezseniz bu hiçbir şekilde tıklanabilir. Üzerine mouse'la gezinebilir. İşlevini kaybedecektir. Şu anda şöyle bakalım. Evet. Şu anda pointer event sayesinde bunu halletmiş olduk. Şuradaki linklerin altına güzel bir border ekleyelim. Evet, border bottom 1 piksel solid şöyle bir açık gri bir renk ekleyelim. Evet. Şu şekilde linklerimizi de ekledik. Birazdan çift ekrana geçeceğim arkadaşlar. Responsive'lere doğru giderken de. Evet, bunu da tamamladıktan sonra burada aktarmak istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. Şimdi bunu da yaptıktan sonra artık sizi arayalım butonuna geçebiliriz. Evet, header call, margin left auto ile bunu sağa hizaladık. Margin right auto yaparsak da bunu sola hizalamış oluruz. Zaten otomatik sola hizalandığı için sola hizalanacaklara çok bir şey yapmıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar burada ben bu header call'a margin left auto yapmadan da bunu sağa hizalamak istersem bu navigation'ıma margin right auto yaptığımda bunu sağa doğru itecektir. Kendisini sola yasladığı gibi bunu da sağa doğru itecektir. Şimdi onu da bir deneyelim isterseniz. Yazmıştık şurada. Now desktop. Now yani şuradaki aynı dizinde olması gerekiyor tabii ki de bunların. Şurada logo. Evet, benim navigation'ım. Burada evet header call. Header call'da bunu margin right dediğimde bunu sağa doğru
marginal auto dediğimde bunu sağa doğru itecektir. Kendisini de sola yaslayacaktı. Zaten sola yaslı ama aynı şekilde ondan sonra gelen öğeyi de gördüğünüz gibi yine sola itmiş olacaktır. Evet, şimdi header kal butonumu şekillendireyim. Bu şekilde kalabilir. Header kal butonu font weight 700 yani bold, font size 12 piksel, primary color, yani primary font dememize gerek yok zaten çünkü body'de primary font kullandık, secondary font ayarlamadık, her yerde primary font otomatik çıkacak zaten. Burada evet buton dediğimiz için buna link ahref olarak da verebiliriz. Burada link buton dediğimiz için burada outline 0. Hatta şunu bir reset CSS'imize ekleyelim yukarıdaki border 2 piksel solid şeye primary color diyorum ve daha sonra da padding değerlerini veriyorum. 10 şöyle 8 piksele 30 piksel ve border radyusum da var burada. Border radyusu da 50 piksel yani yuvarlatmak için kenarları bu şekilde yapıyorum. Tabii ki de buton dediğimiz için kursor pointer ifadesini de getirmemiz gerekiyor. Ve butondan gelen şu bir background rengi var orada. Background color. Background color'ımı da transparan yapacağım. Şimdi şu outline 0 ile şunu da yukarı alalım. Buraya ton olarak bunları da ekliyoruz. Evet. Şu anda bu hale geldi. Tabii benim buradaki border'ım biraz daha transparan. Arkadaşlar SAS'ta şöyle bir transparan yapma tekniği olarak da kolay bir çözüm var. Yani bunu CSS'de şöyle yazıyoruz ya. RGBA olarak yazıyoruz. Burada işte renk kodlarını yazıyoruz. Evet. Her şey için. Evet. RGB renkleri girdikten sonra alfa değerini giriyoruz. Nokta 3 diyoruz mesela. Pardon. Arada virgül olmayacak. Ha bunu CSS'de yazdığımız için kabul etmiyor. Şöyle olacak yani pardon. Evet. Yani SAS'ta bunu bu şekilde yazıyoruz. Tabii ki de CSS'de bunu şu şekilde ayarlıyor tabii ki de. Buraya 3 tane değer giriyor. Ama SAS'ta bunu yazarken buraya sadece bir renk değeri, RGB renk değerini ve burada da alfasını girmemiz yeterli oluyor. Burada da yani bildiğim kadarıyla bunu CSS'de kabul etmiyor zaten. Burada da ben primary color nokta 60 diyeyim. Evet, şöyle border'ımın daha da anlaşılır olsun diye şunu alfayı 3 yapayım. Tekrardan bakalım. Evet. Şu anda benim border'ım evet. Bu hale geldi. Buna bir de hover efekti ekleyelim. Şimdi şöyle buna da ben transition eklemek istiyorum ama her seferinde benim şuradaki kodu alıp yani transition kodlarımı alıp ben her yerde böyle alıp kullanmak istemiyorum açıkçası. Yani bunun SAS'ta bir parametre yapayım ben hepsinin içerisine bunu koyayım istiyorum. Şimdi şurada kalsın bu. Bundan sonra evet Lixin'le evet extend olayına birazcık değinelim. Burada evet background color'ımın primary color olacaktır. Color'ım white olacaktır. Hatta şöyle bir translate y eksi 3 piksel dediğim şöyle bir güzel bir efekt katayım olaya. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi güzel bir buton haline getirdik. Şimdi şöyle bir olayımız var. SAS'ta hem
Mixin kullanıyoruz. Mesela mixin diyeyim, transition diyeyim. Transition. Yani bunu at mixin transition diye ben yazıyorum. Buraya da şu kodlarımı artık getireceğim. Evet, mixinimizi bu şekilde yazdıktan sonra bunu artık buraya ilave edeceğiz. Mixini çağırmak için burada include ile evet dosyamıza, class'ımıza aktarmamız gerekecek. Include transition diyorum. Otomatik benim adıma zaten bunu yapıyor Visual Studio Code. Buradaki eklentiyle bunu tabii ki de bunun üzerine yazmam lazım. Şimdi buraya koyuyorum. Sonra en üste alacağım. Bir de bunu extend olarak kullandığımız bir yöntemimiz var. Extend'i de kullanırken şu şekilde aynı mixinde yaptığım gibi mixin transition yerine bu sefer at mixin yerine yüzde işareti koyuyorum başına. Yine transition da yazabiliriz. Yani buradaki transition hepsini yazabiliriz. Transition, farklı farklı transition seçenekleriniz varsa transition 1, 2, 3, 4, 5 diye de gidebilirsiniz. Ya da çok farklı isimler de koyabilirsiniz. Yine aynı kodu alıyorum. Buraya da yapıştırıyorum. Extend'in mantığı mixine göre biraz farklı çalışıyor. Onu da göstereceğim şimdi. Burada evet bir de aynı şeyi extend ile yapalım. Extend transition diyelim. Bu da artık yüzde diyeceğiz. Evet. Şimdi style CSS'imize tekrardan bakacak olursak şurada iki tane değerimiz oldu değil mi? Header, myHeader'ın içinde header call class'ına bu extend ile gelen class, bu da mixin ile gelen class oluyor. Yani biz aynı ifadeyi kullanıyorsak birden fazla class için, mesela benim şöyle A, B, C, D class'larım olsun. A, B, C, D class'larım olsun. Ve ben bunun hepsinin içerisine de ben şu ifadeyi koymak istiyorum. Ama tabii hepsinin içerisinde bunların prefixleri de işte WebKit transition, İşte o transition gibi şeyler de yazdığımızda bu kod satırları bayağı uzayabiliyor. WebKit, Flexbox gibi prefix CSS'leri de yazdığımızda, ben şu anda yazmıyorum onları. Onları yazdığımızda da düşük tarayıcılar için onları da göstermemiz gerektiği zaman bu CSS kodları çoğalabiliyor. Burada aynı class'ları biz extend özelliği kullanarak hepsine aktarabiliyoruz. Yani şimdi şöyle yazdığım zaman şuradaki extend değerini buna da koyuyorum. Buna da koyuyorum. Buna da koyuyorum. Buna da koyuyorum. Evet. Hepsini ekledim ve benim artık CSS dosyam bakın şu şekilde bana bunu optimize ederek çıkartıyor SAS'tan. Evet. A'nın virgül koyuyoruz. A'nın içindeki myHeader içindeki B diyor. myHeader içindeki D diyor. Evet. Çünkü burada bunların hepsini myHeader içerisine koyduğumuz için şöyle en başa alacak olursak başa getirecek artık benim A mı benim C mi D mi, evet. Yani header, myHeader, header call, evet A, B, C, D diye bu şekilde benim
Bunu 4 defa, 5 defa, belki de 10 yerde kullanacağım aynı şeyi. Bunun daha uzun bir kod satırı olduğunu düşünürsek benim CSS dosyamda aslında bu güzel bir optimizasyon sağlamış olacaktır. Yani bunun olayı tamamen aslında budur. Evet, SAS dosyamızda artık bir bunları çağıracağımız ayrı yerler olması ve style CSS'imize import etmemiz daha sağlıklı olacaktır. Bu şekilde SAS dosyamızda kabarık olmaması gerekir. Şimdi burada da klasörleri ben sizinle birlikte oluşturmak istedim. Ya bu konuyu bilenler, hakim olanlar videonun ilerleyen kısımlarına geçiş yapabilir. Ben burada SAS yapısından da biraz bahsetmek istiyorum. SAS'ı hiç bilmeyenler için. Yani konunun bir amacı da aslında burada SAS'ı da anlatmak oluyordu. SCS'i de anlatmak oluyordu. Burada ben Partials, Partials diye bir klasör oluşturuyorum. Pardon, dosya oluşturduk. Burada evet. Artık SCSS klasörümün içerisinde ben Partials klasörümü oluşturuyorum. Evet, Partials klasörümün içerisine alt çizgiyle yazmam gerekecek. Eğer alt çizgiyle yazmazsam bu da compile oluşturulur ve CSS klasörümün içerisinde yeni bir CSS açar. Yani şuradaki yazdığım style CSS gibi bunu alt çizgisi yazarsam bu yeni bir CSS dosyası olacaktır. Ama ben bunu istemiyorum. Burada Partials dosyamın içerisine ben bu sefer artık variable'larımı ayrı bir dosyada yapmak için evet, ayrı bir variable oluşturuyorum. Ayrıyeten mixin yine alt çizgi kullanarak evet. Burada yine ben alt çizgi kullanarak mixinlerimi göndereceğim buraya. Pardon, bunu evet, variable mixin ve burada göndermek istediğimiz bir başka şey extent olabilir belki. Extent. Evet, extent CSS'lerini de gönderir. Evet, şu anda ben style CSS'imdeki variable'ları alacak olursam evet, style CSS'imdeki variable'lar bunlar. Evet, bunları buraya aldım. Evet, mixinimi alayım. Evet, ilk mixinim buydu. Mixinimi de buraya alıyorum. Evet, extendim de burada. Şimdi burayı da extendimi de alacağım. Bu şekilde koydum. Şimdi benim öncelikle bunları kaydedersem SQLite bana burada hata verebilir. Gördüğünüz gibi evet, primary font yok diyor. En üstte o olduğu için bunu benim import etmem gerekiyor. Şöyle bir de ben style CSS'imle aynı şeyde dizimde bir de yine alt çizgili parçası. Evet. Parçası SCSS'imi oluşturuyorum. Buraya sadece ben import etmek istediğim SCSS dosyalarımı aktaracağım. Evet, ilk başta bu variable'ı en üste koyacağım. Evet, şöyle import variable mixin. Bunun sadece isim olarak da yazabilirsiniz, SCSS olarak da yazabilirsiniz. Aynı şey aslında. Ve burada da tabii bittiği yerde iki nokta, noktalı virgülle bitirmemiz gerekiyor. Ve burada da artık extend'imi de koymam gerekecek. Bunu bu şekilde ben import ettikten sonra da aynı şekilde style CSS'ini tabii ki de bu yanlış oldu. Partials klasörü içerisindeki şuradan direkt zaten evet, Partials klasörü eksenine ismi yanlış olmuş. Şöyle şuradan F2'ye basarak evet extend diye
düzeltiyorum. Burada da extend olarak düzeltiyorum. Daha sonra da Parcels klasörümü de Style CSS'in içerisine import edeceğim. Şurada da Parcels. Tabii ki de bu klasör aynı dizinde olduğu için bu şekilde import edeceğiz. Şu anda bana halen de hata veriyor. Import hatası veriyor. Şurada boşluk bırakmamışız. Ondan dolayı mı acaba? Parcels'taki import hatası nedendir? Bilmiyorum açıkçası. Şu anda bakmamız lazım. Şunları da bir... Evet. Onları kaydetmediğimiz için büyük ihtimalle ondan dolayı bir hata aldık. Şu anda en son successful. Evet, parçalısımızı da buraya import ettikten sonra artık daha kapsamlı büyük projelerde artık sadece bu dosyalarımızdaki özellikleri değiştirerek variable'larımızı değiştirerek daha kolay yönetilebilir tasarımlara, template'lere sahip olabiliriz. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada mixing ve extend'den bahsettik. Artık ben şurada include'u kaldırmak istiyorum. Burada bunu yorum satırı yapalım. Evet, tasarımımızın son halini açacak olursak, evet bu şekilde tasarımımızın son hali. Burada Lee'ye hover yaptığımızda, evet arka plan farklı olsun. Şurada header menü alanındaki ulemi ben background'ını şu şekilde ayarlayayım. Ve Lee hover da şu şekilde ayarlıyorum. Daha doğrusu Lee hover A diyorum buna. Lee'ye vermiyorum aslında bu background'u da A'ya veriyorum. Evet. Şu şekilde bir yapı elde etmiş oluyorum. Tabii bunu artık biraz daha bir tık daha koyu yaparsak burada belli olacaktır. Evet. Şu şekilde biz menü elemanımızı oluşturduk. Sizi arayalım butonumuz ve şu anda burada oluşturmamız gereken hamburger menümüz kaldı. Şuradaki hamburger menümüzü oluşturacağız şimdi de. Evet, header call. Şöyle. Şunlar da şurada olsun. İndeks HTML'im gittiğim. Daha sonra ne demişiz? Menu collapse butonumuz var burada artık. Menu collapse butonumuzu da burada oluşturacağız. Evet, ben bunu diyorum. Height 96 piksel. Width 96 piksel diyorum. Şurada Photoshop dosyamı da açıyorum. Bunun ben burada rengini göreceğim. Evet. Bunun rengi buymuş. Background color'ı. Şimdi şöyle bir açalım. Tasarımımız şu hale geldi. Buna da border 0 diyelim. Evet, şimdi şöyle iki görünümlü hale geçelim. Şunları da kapatayım. Burada dikkat ettiyseniz white space wrap demiştim. Şuradaki
Logo araya kısmına. Eğer ben bu şey bahsetmek istiyorum. Flex wrap, wrap demiştim. Bunu demeseydim eğer. Evet, bu wrap olmayacaktı. Ve şöyle bakacak olursak. Şöyle ben büyük ekran açayım. Daha iyi görebilmeniz için. Bunu böyle küçülttüğümüzde bakın butonun da küçüldüğünü görebiliyoruz. Şöyle daha net anlaşılır. Buna evet bir padding değeri verirsek butonun küçüldüğünü arkadaşlar net bir şekilde görebiliyoruz burada. İşte bu flex yapısıyla alakalı bir durum. Butonun içinde şu anda hiçbir şey olmadığı için verdiğimiz width değeri kaybolana kadar küçülüyor. Butonu küçültüyor. Burada evet flex yapısında boyutu her ne olursa olsun küçülmesini istemediğimiz bir dilimiz var ise, bir elemanımız var ise buna flex shrink kullanmamız gerekiyor. Flex shrink 0 dememiz gerekiyor. Evet. Flex shrink 0 dersek bakın bu küçülmüyor artık burada. Evet. Bunu flex shrink 0 diyoruz. Bu sizi arayalım butonu da evet white space no wrap olsun. Yani iki satıra inmesin. Bunun font weight'ini de bold yapalım. Ve white space'te no wrap yapalım. Bu da aşağıya inmesin. Bunun sağdan soldan padding'lerini biraz düşürebiliriz. Evet, şu ana kadar her şey güzel. Şimdi şurayı biraz daha büyütecek olursak. Evet, şimdi hamburger menümüze geçelim. Hamburger menümüzün içine 3 tane span koymuştuk. Şurada. Bu spanlarla buradaki çizgileri yapacağız. Hamburger menümüzün içerisinde bu spanları pozisyon absolut olarak ekleyeceğiz. O yüzden hamburger menümüzün kapsayıcı olarak pozisyon relatif vermemiz gerekiyor. Evet, buradaki spanlara geçecek olursak yine rengini şuradan alalım. Evet, iti 3 pikseldi. Şöyle background color 3 piksel şey width 3 piksel diyorum, height 3 piksel, width 36 piksel, width height 3 piksel. Pozisyon absolut. Evet, bakın oraya geldi. Bunu ben ortalayacağım şimdi. Yatayda ortalamak istiyorum. Left 50 yüzde diyorum. Evet. Left 50 yüzde dedikten sonra benim bunu ortalayabilmem için genişliği kadar, genişliğinin yarısı kadar benim bunu geriye çekmem lazım. Genişliğinin yarısı ne yapıyor? 36 bölü 2 18. Yani margin left eksi 18 piksel. Ben bunu geriye çekersem bu yatayda ortalanacak. Bu aynı, bakın şu an ortalandı. Tabii ki de bu genişliği 40 piksel olsaydı ben bunun yarısı kadar çekmem gerekecekti. Buna 18 ile 20 piksel yapmam gerekecekti. Buna ben diyorum bir de şu anda top değeri ortalı geldi. Top 50 yüzde diyorum buna da. Evet. Şimdi diğer spanlara ben müdahale etmek istiyorum burada bir de. Burada evet SAS'ta bir de burada aynı elemanın seçecek olursak yani şu end işaretini kullanıyorduk. Bunu 2 nokta evet anti-child değerini kullanarak ikinci elemanı seçmek istiyorum ben.
şöyle yapabilirim aslında. Artık bu hepsi zaten left ortalı olacak. Şunu şuradan alayım. Evet. İkinci elemanım benim top 50 yüzde olsun. Şimdi ben birinci ve üçüncü elemanı da yazacağım. 1, 3. Evet. Birinci elemanı yazdık. İkinci elemanı ortaladık. Birinci elemanı da benim 50 yüzdeden, yani bunun 10 piksel üstüne götürmek istiyorum. Yani bunu yapmanın çok basit bir yolu var aslında. Kalk fonksiyonunu kullanmak. Burada kalk diyeceğim. Top 50 yüzde artı, yani eksi diyeceğim aslında. 10 piksel. Dediğimde evet, bunun gelmesi gerekiyordu ama gelmedi. Şuna dikkat etmek gerekiyor çünkü burada eksiden sonra boşluk bırakmamız lazım. Evet, geldi. Bunu şöyle 40 piksel yapabiliriz. 40 piksel yaparsak burayı da 20 yapacağız arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde 10 pikselde ben diğerini aşağıya atmak istiyorsam buna da bu sefer top kalk, evet, 50 yüzde bu sefer artı diyeceğim. 10 piksel diyeceğim. Evet, bu da aşağıya gelmiş olacak. Yalnız şöyle bir durum var. Bunun cursor pointer'ını unutmayalım. Şöyle bir durumumuz var. Burada tasarımda şunun width'i biraz daha kısa görüyorsunuz. Evet. Bunun width'ini de ayarlayacağız burada. Width, evet, 32 piksel dersek, evet, bu şekilde. Ama burada bu sola yaslı değil de sağa yaslı duruyor tasarımda. Şimdi elimize bir tasarım geldiği zaman bunun aynısını yapmamız gerekiyor. Çünkü tasarımı aynı şekilde kodlayamazsak bu sefer de müşteri diyecek ya da tasarımı yapan kişi diyecek. Bunu böyle kodlamanız gerekiyordu. Sen niye bunu kodlamadın bu şekilde? Özensiz mi çalışıyorsun diyecek. Bazen gözümüzden de atlayabiliyoruz açıkçası böyle şeyleri. Burada bunu sağ hizalamamız gerekecek. Yani tasarımcı o şekilde yaptıysa muhakkak vardır bir bildiği demek lazım. Evet, şimdi bunu da sağ hizalamak için açıkçası ne yapabiliriz? İsterseniz videoyu burada bir durdurun. Daha sonra kendiniz bir challenge yapın isterseniz. Şimdi ben de açıkçası şu anda aklıma gelenleri yazıyorum. Bu 8 piksel ben sağa kaydırırsam aslında burada olayım çözülmüş olacak. Yani left değerimiz burada 50 yüzdeydi ya. Ben buradaki left değerini de kalk olarak yaparsam left kalk 50 yüzde ne demem gerekiyor? Eksi mi demem gerekiyor? Evet, eksi 8 piksel demem gerekiyor. Pardon, artı demem gerekiyor. Evet, artı 8 piksel demem gerekiyor. Ki 8 piksel bunu itebiliyor. Hepsi aynı hizada oldu ve bu sağa yaslı oldu şu anda. Burada margin top değerlerini de 2 piksel, eksi 2 piksel yukarı alırsak bunlar tam olarak bunun içerisine ortalanmış olacak. Daha güzel bir görünüm elde edebiliriz. Yani kimi müşteri çıkıyor bazen diyor ki ya bak şurada bir kayma var sanki aşağıda diyor. Hakikaten böyle gözle kolay görülebilecek piksel hatalarını bile bazı müşteriler görebiliyor yani açıkçası. Bunlar başıma geliyor yani. Nadir de olsa geliyor ama yani onlara da dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Evet. Burada bunu da yaptıktan sonra artık şuradaki boşluk, şuraya da bir boşluk getirmek gerekir. Şimdi menu collapse butonumuza da verebiliriz bunu. Buna margin left değeri verirsek burada 20 piksel diye bir değer. Bunu da buraya atmış olacağız. Evet. Bundan sonrası artık tasarımımızın şu kısımlarını kodlamak olacak arkadaşlar. Buradaki şeyleri açacağız. Bundan sonraki aşamada ise. Şimdi tasarımımıza tekrar dönecek olursak burada artık şu kısımda bakın aşağıda scroll bar çıkıyor. Bunu engellemek için evet şurada
scroll bar tam olarak da yani notebook'la notebook'la laptop laptop pikselleri arasında çıktığı için burada bir media CSS kullanacağız. Media CSS'leri de variable'larımız içerisinde belirleyip SCSS dosyamıza dahil edebiliriz. Evet. Mesela örnek olarak şu şekilde laptop ile notebook arasında bir mesela parametre yazacak olursak şunu şöyle ben bir yorum satırı alayım. Evet. Şimdi ismini between laptop notebook diyorum. Evet, böyle bir değişken variable tanımlıyorum. Bu ne arasında olacak? Min bit 991 piksel and max bit 1200 piksel yani notebook ve laptop pikselleri arası hemen hemen ortalama 991 pikselden aşağısı da artık 768'den sonrası da tablet ve mobil cihazlar olacak. Böyle bir variable tanımlıyorum. İkinci olarak kullanabileceğimiz, birazdan bu variable'ları nasıl kullanacağımızı aktaracağım. Burada ikinci olarak tanıyabileceğimiz mesela şu aşağıdaki gibi notebook breakpoint. Evet. Yine notebook breakpoint olarak tanımlıyorum. Burada da evet max width 1900 evet bunu da bu şekilde screen yani ekran 991 piksele kadar olan yerde bu geçerli olacak. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum. Burada laptop breakpoint diyorum. Bu da 1200 piksel olacak. Bir de şunları da kopyalıyorum. Şurada bigger diyorum. Buna da bigger diyorum. Yani ihtiyacım olursa bunları da kullanabilirim. Bu da ne demek olacak? 991 pikselden büyük olan ekranlar için sadece. Evet, bu da 1200 pikselden büyük olan ekranlar için kullanacağım. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Style CSS'imize gelecek olursak şurada bir media CSS yazacak olursak bunu da kullanmak için add media diyorum. Diyez işaretini verdikten sonra da süslü parantez açıyorum. Daha sonra da buraya variable'ını yazıyorum. Mesela laptop ve aşağısı cihaz için kullanacak olursam laptop breakpoint variable'ını buraya kullanıyorum. Mesela diyeceğim burada body diyorum. Font size 60 %'de diyorum. Yani tabi şu anda font size'ın 60% geçmeyecektir. Yani body o zaman şöyle diyeyim. Font size demeyeyim. Background color red diyorum görmek için.
Evet, çalışmalı ama niye çalışmalı? Bir bakmak lazım. Burada style CSS'ine bakayım. Şundan dolayı çalışmamış olabilir. Altında body olduğu için şöyle bir important koyarsak, pardon, buraya değil, style CSS'inde important aşağıda olduğu için, evet, şu anda gördüğünüz gibi 1200 piksele geldiğinde, evet, body background, yani evet, bu şekilde kullanabiliriz. Yani bu şekilde yaptığımız işlem bize normal CSS'de kullandığımız, artık yanına alayım, yani CSS'de kullandığımız media screen, viewport CSS'leri, media CSS'leri buraya getiriyor. Bunu da yazmak için arkadaşlar, dediğim gibi, başına add media diyoruz. Evet, daha sonra diyez işareti kullanacağız. Çünkü süslü parantez kullanmamız gerekiyor burada. Süslü parantez içerisine almadan önce diyez işareti kullanarak içerisine yazıyoruz. SAS'ta bunun kullanım şekli bu şekilde oluyor. Tabii farklı türlü medya CSS'leri de var. İsterseniz araştırabilirsiniz. Stack Overflow gibi sitelerden. Benim kullandığım bu şekilde oluyor genelde. Şimdi şurada şunu sileyim. Burada evet, yapmamız gereken şey şu. Logomuzun biraz küçültebiliriz. Laptopa geldiğimizde, yani logomuzu kaç piksel versek mesela, bizi artık burada 991'e getireyim ben şuraya. Altta scroll bar'ın çıkmaması için. Yani logomuza 42 piksel versek burada bizim için sıkıntı yaratmayacak. Ya da şunun flex shrink'ini 0 demiştik ya. Bu flex shrink 0'ı kaldırsak burada bizim sorunumuz çözülür mü? Ona da bakmak lazım. Tabii flex shrink'te bizim sorunumuz çözülüyor ama böyle padding versek, yani logonun boyutunu biraz küçültmemiz gerekiyor açıkçası. Şöyle logoya gelelim. Evet, biz logoya bir medya CSS yapacağız. Bunu direkt ben burada yapıyorum. Logonun altında. Yani responsive CSS'i komple ayrı bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben yani şimdi hızlı bir şekilde anlatmak için medya yes. Bunu diyeceğim artık. Ben sadece laptopla notebook arasında olsun diyeceğim. Evet, between laptop notebook arasında font size'ını 42 piksel yapıyorum. Şimdi logomun, evet, font size, bakın, laptopla notebook medya arasında küçülüyor. Evet, zaten tasarım 991 pikselin altına düştüğü zaman, yani notebook cihazın da altına düştüğü zaman, ben burayı display 9 yapacağım. Desktop nav demiştik ya. Evet, şurada bakarsak, evet, benim desktop navım var burada. Bu desktop navımı ben burada gizleyeceğim zaten. Ayrıca header call butonumu da gizleyeceğim. Şimdi onları da yapalım. Şurayı kapatalım. Şunu da kapatalım. Şöyle desktop'un neredeydi? Evet. Buraya bir media. Tabii bunu class'larla da yapabilirsiniz. Bootstrap'ın class'ları var. İşte height.sm gibi
DNA artık bu WSRAP 5'te bunlar DNA oldu ama ben burada WSRAP kullanmıyorum. Bunu medya CSS'lerle nasıl yazabiliriz? Onları gösteriyorum. Yani medya CSS'leri istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Medya DS yine bu şekilde. Bu sefer ne diyeceğim ben? Artık notebook yani 991 pikselin altına düştüğü zaman display nan diyorum ben buna. Evet. Neden olmadı bakalım. Benim logom da küçülmüyor şu anda ama. Ha evet oldu. Yenile yapmadığımız için olmamış. Şöyle ben isterseniz LiveServer'da tekrardan açayım bunu. Orada LiveServer eklentisi kullanıyorum. Şu Visual Studio Code için LiveServer eklentisi var arkadaşlar. Yani bunu bu eklentiyi kurduktan sonra editörünüzde hemen şu şekilde sağ tıklayarak Open with LiveServer demeniz yeterli oluyor. O sizin adınıza localhost'ta bunu direkt olarak kendisi konuşlandırıp açabiliyor. Şimdi aynı şeyi sizi arayalım butonu için de yapalım. Header call butonu için de yapalım. Notebook breakpoint'ten display nan diyorum. Evet bakın burada kaydettiğim zaman direkt buradan gizledi. Evet LiveServer eklentisini kullandım. LiveServer eklentisini kullandığım zaman bu şekilde hemen kaydettiğim zaman dosyayı gizliyor. Bu hamburger menüyü de şimdi sağa yaslayacağız. Bu sağa yaslamak için de burada da evet, medya, yes, yine notebook breakpoint'te margin left auto diyerek ben bunu sağa yaslıyorum. Evet. Şimdi tabi burada boşluk olmasını istemiyorum. Burada 15 piksel boşluk vardı. Logo era'dan gelen. Şurada padding 15 piksel boşluğum vardı. Bunu hatta şöyle yapabilirim. Yani padding left 0'dan pardon padding right 0 olarak da bunu düzeltebilirim. Yani şurada yazabilirsiniz. 0 15 piksel. Yani bu şekilde de yazabilirsiniz. Evet şu anda bu kısım tamamlandı. Şimdi banner'ımı yapacağım. Şurada tasarımdaki şu banner'ı yapacağız. Bu banner'ımın background'ını alıyorum buradan. Önce bir HTML'de bir kodlarını koyalım. Evet burada section class banner. Burada bir banner wrapper diyeyim. Ya da bunu direkt container diyelim. Container diyorum. Burada H1 class evet, hem sayfamın başlığı olacak. Banner title'ım var burada. Burada işte slider hatta şey diyelim header menü tasarımı kodluyoruz. Evet burada p class banner
desk, yani banner description diyorum buraya da. Evet. Header menü kodlamasını SAS ve jQuery yapıyoruz. Burada da bir butonum olacak. A nokta banner btn diyorum buna da. Buraya da devamını okuyorum. Şimdi banner'ım var. İçinde container'ım var. Banner type, banner desk ve banner btn. Bunu da şimdi flexbox yapısıyla yapacağız arkadaşlar. Bu bunun içindeki container'ı buraya ortalamamız gerekiyor. Hem yatayda hem de dikey bir şekilde buraya ortalanması gerekiyor bunun. Şu anda görüyorsunuz bu şekilde görünümü. Evet, şöyle banner'ımızı başlayalım artık. Banner demiştik. Yeni klasımız. Evet. Banner. Buna bir height verelim. Hatta şöyle yapalım. Bunu full kaplayacak şekilde yapalım. Yani ekranı full kaplayacak şekilde yapalım. Kalk özelliğini kullanarak. Biliyorsunuz header'ımın boyutu 96 pikseldi. Ben şöyle yapacağım o zaman. Banner height kalk 100 yüzde demiyorum artık. VH diyorum, yani ekranın height'ı ne kadarsa. VV dediğimizde viewport, ekranın genişliği. Evet. Height diyorum burada. Eksi 96 piksel, yani header'ın boyutu. Yani şu toplam yükseklikten şuradaki header alanının yüksekliğini çıkarttığımızda burada banner'ımız tam ekrana sığmış gibi görünecek. Tabii tam ekran boyutunda olmuyor ama o görüntü olarak tam ekrana sığmış olarak görünüyor. Tabii ki de banner'ınızın pozisyon absolute ya da pozisyon fixed olacaksa ilk başlangıçta 100 VH demeniz gerekecektir. Yoksa altta boşluk olarak görünecektir. Burada bir banner'ıma background color vereyim. Background color oradan kopyalamıştım. Evet. Bir yüzde diyorum. Yani bunda mesela ki yüzde olacaktır zaten. Display flex diyorum. Display flex. Şimdi burada align items center diyorum. Yani bu align items center demek benim dikeyde ortalayacak. Ve ben buna justify content center dediğimde de bunu yatayda da ortalayacak. Justify Content Center dediğimizde bu yatayda da artık ortalanıyor. Bir de Text Align Center diyorum. Yazılarda ortalansın içinde. Evet. Text Align Center dediğimde de bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi şöyle, hatta body'nin de şunu da artık şu şekilde soluna getireyim. Şuradan daha iyi görünür. Artık body'nin background color'ını da ben beyaz haline getireyim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu tam ekranı kapsadı. Görüyorsunuz. Scroll bar'da çıkmadı. Piksel piksel ölçerek bunu ekrana sığdırdık. Ve color'ına, evet, color'ına white diyorum. Şimdi burada yapmamız gereken artık title'larını vesairelerini onlara eklemek. Bunun içerisinde bir container olacaktı. Container diye bir klasımız var. Aynı bu Bootstrap'taki gibi yapalım biz de. Bootstrap da şu şekildedir. Bir biti vardır. 1170 piksel atıyorum bu desktop görünüm için. Ve buna da her zaman max bit 100'de demiştir. Çünkü ekran 1170 pikselden küçüldükçe altta scroll balı göstermesin. Eğer bunu max bit 100 değil demezsek
Altta scroll barımız çıkacaktır. Bizim şu an niye çıkmadı bilmiyorum ama. Evet, büyük ihtimalle burada display flex dediğimiz için çıkmadı o büyük ihtimalle. Şöyle flex iptal ederseniz bakın. Çünkü display flex de biraz daha bitin %100 olmasını shrink yapıyor. Eğer ben buna shrink 0 deseydim, yani otomatik olarak flex shrink 0 deseydim, ben bunu burada altta scroll bar çıkacak diye düşünüyorum ama yine yanıldım. Çıkmadı. Ben de bir şey öğrenmiş oldum. Sayenizde değil. Evet. Şöyle tekrardan bakacak olursak bunlarla alakası yok. Tamamen bu display flex ile alakalı bir özellik. Ha pardon, biz flex shrink'i buraya koyacak. Çok affedersiniz. Flex shrink 0. Aynen. Dediğim gibi flex shrink'i burada 0, yani küçültme olmasın. Flex yapısında biliyorsunuz içine sığdırabilmek için otomatik küçültüyor arkadaşlar. Ama flex shrink, aynı bu butonda yaptığımız gibi flex shrink 0 dersek, buna hiçbir şart altında küçültme uygulama demiş oluyoruz. Biz yine de şunu koyalım, çünkü başka tarayıcılarda sıkıntı olur mu olmaz mı bilemiyorum. Evet, şimdi banner title'ımızı yapalım. Photoshop'ta yaklaşık 72 piksel olması lazımdı. Burada da ben bunu responsive olarak yapmak istiyorum. Yine responsive font size'ı kullanabiliriz. Font size. Font size'da ben çok kullanıyorum bu özelliği. Mesela 2 rem diyorum buraya. 2 rem artı, tabii kalk dememiz gerekiyor. Kalk 2 rem artı mesela 3 viewport diyor. Evet, bu bayağı büyük oldu arkadaşlar. Burası için. Gördüğünüz gibi. Bunu 2 yapıyorum şimdi. Evet. Şu anda biraz daha iyi gibi açıkçası, ama biraz daha küçük olabilir aslında. 1.5 diyorum. Evet. Şu anda gayet iyi duruyor. Buna biraz letter spacing verebilirim. 1-2 piksel diyorum. Ve burada line height ekliyorum. 1.25 diyorum. Yani 2 satıra düşerse mobilde, hatta 1.2 de diyebilirim. Line height 1 yaparsak görüyorsunuz buradaki alan daha da düşüyor. Evet. 1.2 diyelim. Margin bottom'ına da 15 piksel veriyorum. Evet. Banner desk sadece font size versek yeterlidir. Banner description'a da font size 18 piksel diyorum. Banner BTN'e de, şuradan tasarıma bakacak olursak, primary color'da bir rounded butonumuz var. Font weight 700, color white, background color primary color, padding 8 piksel yukarıdan diyorum, 25 piksel ondan soldan. Border radius yine 50 piksel. Buraya 100 piksel yazabilirsiniz. 50 piksel. Display inline block diyorum. Font size'ına da 13 piksel diyorum.
text decoration none diyorum. Ve margin tapada 20 piksel diyorum. Evet, butonum da bu şekilde geldi. Hatta birazcık daha bunu da kalkla yapabilirsin. Ben kalk kullanmayı çok seviyorum açıkçası. 25 piksel artı 2 VV dersiniz. Şöyle küçüldükçe aradaki bu padding boşluklarının azaldığını görebiliyorsunuz burada. Hatta şurada margin batımını 8 piksel yapsak daha güzel olabilir. Evet, şu anda evet header alanımızda hero alanımızda topladık. Yani şunu biraz mobile geçerken biraz daha küçültebiliriz diye düşünüyorum. Title alanını 1.2 dersek çok bir şey olmayacaktır mobilde çünkü. Şöyle ya da yapabiliriz. Evet, media yes notebook font size 28 piksel diyebiliriz. Tabi letter spacing'ine eksi 2 piksel çok şey geldi. Letter spacing eksi 0.5 piksel olsun. Şu anda gayet iyi duruyor. Buradaki container'a padding 0.5 piksel diyebiliriz. Aynı bu sıra container'daki gibi şu anda. Yani şurada çıkıyor artık normal. Çünkü çok küçülttük. Şimdi tekrardan şuradaki artık alanımıza başlayalım kodlamaya. Şimdi şuradaki alanı kodlarken şu yapıyı biraz inceleyecek olursak şurada iki tane divimiz var. Birinde logo alanımız, diğerinde de menü alanımız var. Dışta bir fixed tam ekranı kaplayacak şekilde bir divimiz var. Onların içinde de iki tane kutu var. Bu kutuları da display flex ile yapacağız. Bunların ortalamasını, bunun aşağıya gelmesini flex özellikleriyle arkadaşlar size anlatmaya çalışacağım. İlk önce dış kapsayıcımızı yapalım ve içerisine iki tane kutu koyalım. Index HTML'e geliyorum. Burada hemen wrapper'ın altından yapabilirim. Class'ım da fixed menu wrapper olsun. Bunun içerisine de fixed menu inner diye bir class atıyorum. Evet. Bunun içerisine de arkadaşlar sağ ve sol olmak üzere left side, left side bir de right side olarak right side olacak şekilde bunları koyuyorum. Şöyle bir HTML'im yapayım öncelikle. Burada neyimiz var? Logomuz var. Burada logo arayabiliyorum yine. Aynı klası kullanabilirim çünkü onu header içinde tanımladığım için buradaki CSS bunu etkilemeyecektir. Buraya a.logo diyorum. Yine span.name evet, logo. Altında da sosyal menümüz var. UD class sosyal olsun. Social. Evet. I çarpı 4 A olsun burası da. Evet, bunlar şu anda bu şekilde kalsın. Daha sonra font versiyonundan buraya ikonlarımızı koyacağız. Evet. Şöyle aşağısına bakacak olursak şurada bir telefon numaramız ve butonumuz var. Bir de bu da logo arayanın hemen yanından button
sınav olsun. Pardon. Div class bottom. Bottom now olacak buraya. Bottom now. Burası da telefonumuzu koyacağız. Ve aşağı linklerimizi koyacağız. Şöyle bir telefonumuzu koyalım. A class. Ne diyelim? Call BTN diyelim buraya. Bunun içerisinde bir ikon olacak. Ve ikonun yanında da text olacak. Şöyle bir ikonumuzu koyacağız buraya. Yanına da span class text diyorum. Ve bunun içerisinde de span olsun. Müşteri hizmetleri. Bu şekilde de şimdi bunların kodlamasına geçeceğiz birazdan. Left site'ımızı yazdık. Evet, right site'ımızda ne olacak? Buradaki menülerimiz olacak. Hemen şuradan alabiliriz. Desktop now'daki URL'imizi şuradan alalım. Right side'ımızın içerisine koyalım. Burada da artık class'ını fix menü olarak çevirelim. Bir de close butonumuz yer alacak. Şurada şunu koyabiliriz. Bunu pozisyon absolute'la vereceğimiz için nereye koyduğumuzun da çok önemi yok aslında. Tabii ki kapsayıcısı önemli. Şöyle yapalım. btn.close menu diyelim. Bunun içerisinde de spanlar ile, yani iki tane span ile buraya çarpı yapacağız. Şu anda görünümü açacak olursam evet, bu şekilde. Şimdi bunları kodlamaya başlayalım. CSS ile Fixed Menu Wrapper'dan başlayalım. Şöyle aşağıya gidelim. Menü wrapper. Pozisyon fixed. Z index 50 diyorum. Width yine ekran geniş, ekranın yüksekliği kadar yüksekliğe sahip olsun. Background color evet, beyaz olsun. Evet, şu anda gördüğünüz gibi hepsinin üzerine geldi. Bir de menu inner demiştik galiba. Fixed menu inner klasımız var. Bu da aynı şekilde width 100'de height 100 ve head diyorum. Buna da display flex diyorum arkadaşlar. Evet. Bunun içerisinde left side ve right side adında iki tane parçam var. İki tane kutum var. Bunlar ikisi de 50 %50 %50 genişliğe sahip ve ikisi de 100% height'a sahipler. Şöyle height vermesek de olabilir. Width 50%, max width 50% ve flex 0.0.50% diyorum. Yani bu şu anlama geliyor. Flex shrink 0, flex grow 0 ve flex basis %50 anlamına geliyor.
0,0,50 yüzde dediğim olay. Yani bu ikisi de buraya sığsın anlamına geliyor. Mesela nokta left side, burada arka planda bir gradyan var. Background color'ını bunu verirsek, tanımlarsak buraya bakmak için. Bakalım ne oldu. Evet, şu anda gördüğünüz gibi background color'ım. Evet, flex yapısı olduğu için stretch olarak, yani align item stretch olarak geliyor buraya default yapısında. Yani kapsayıcımız fixed menu inner class'ına sahip olan divimiz display flex olduğunda bunun içindeki öğeler align items default olarak stretch olarak geliyor. Eğer ben bunu tabii ki de align items değiştirirsem, center gibi bir şey yaparsam, bakın şurada az önce yaptığımız gibi artık bunların width'inin height'ının 100% yani kapsayıcısının height'ına eşit olma durumu söz konusu olmuyor. Burada artık kendi yüksekliği kadar bu ikisi arasında bunlar ortalanıyor sadece. Ve div'e de bu 100 yüzde height'lık div'imize göre de bunu dikeyde ortalamış oluyoruz. Ama bunun default'u hiçbir şey vermediğiniz takdirde align items stretch olarak geliyor. Bu da ikisinde zaten bu şekilde ortalamış oluyor arkadaşlar. Evet, şurada close menu butonumuzdan dolayı onu da zaten şimdi yapalım. Hatta şöyle yapalım. Şimdi burada bunun arka planını yapalım öncelikle. Gradyan ile şöyle bir rengimiz var. Yani şöyle CSS Gradient Generator gibi hemen şöyle pratik olarak sevilebilir. Burada yapmışım zaten. Evet. Bunu Radial Gradient olarak alacağım. Direkt şuradan aşağısından da kodumu kopyalıyorum. Bunu artık şu şekilde yapıyorum. Evet, arka planda radyal gradyant şeklinde görebiliyoruz artık. Şimdi bu kısımlara da ben flex yapısıyla içerisindekileri ortalayacağım. Display flex diyorum. Justify content center diyorum. Yani yatayda ortala diyorum. Dikeyde ortalaması için de buna ekstradan align items center diyorum. Yani bir de text align center'da diyerek, eğer içinde ortalamasını istediğim başka textler varsa da onları da ortalamasını istiyorum. Ama şunu ben text align center'da kullanmayacağım için bunu kaldırabilirim burada. Gördüğünüz gibi istediğim gibi bunları ben ortaladım. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor. Left side'ın içinde ne var benim? Logo arayan var. Div class bakıyor. Buraya bottom nabım var. Şimdi şöyle logo araya diyelim. Araya. Bunu da margin bottom auto olacak şekilde yaparsam eğer, bunu buraya aldım. Bunu da buraya koydum şu anda. Yani bunu push etti. Kendisini de yukarı çıkartmış oldum. Aynı şekilde margin top auto dersen bunu tekrardan ortaya getirdi. Ama şimdi display flex dedim ama ben bunu flex direction'da ben bunu column yapmak istiyorum. Yani içinde yan yana kutucuklar istemiyorum. Yani display flex dediğimizde şu anda bunları hepsini yan yana getiriyor. Bütün divleri. Ben böyle istemiyorum. Flex Direction Row geliyor bunun defaultunda. Yani Flex Direction Row dediğimiz şu işlemi yapıyor arkadaşlar. Buna bir de Row
Reverse dersek eğer bunları tersten diziyor. Bakın logo buraya geldi. Bunlar başa geçti. Ben kolum yapacağım burayı. Kolum yaptığım zaman evet, şu anda görebiliyorsunuz. Bu aşağıya geldi bu sefer. Logo area'nın margin top, margin bottom, auto dediğim için height'ını 100% yaptı. Şuradan şuradan silersek görebileceğiz yani. Şunu aşağıya atıyor çünkü. Fixed menu inner'ında ben bir padding, hatta left side ve right side'a bir padding değeri atayım. Padding 50 piksel, 20 piksel diyelim. Hatta kalklarına verelim sol sağ şeyini. 20 piksel artı 3 diyelim. Evet, bu şekilde artık bunları ben ortaladım. Yine burada logoma gelmek istiyorum. Nokta logo. Text decoration namı diyorum. Color'ım default link color. Color'ım default link color olacak. Font size'ım 60 piksel. Letter spacing eksi 1.5 piksel olsun. Display bloom olsun. Text align center diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi font weight'in de font weight'in de 700 yapıyorum. Bu şekilde logomu buraya getirdim. Şimdi şu butonu yapayım da aradan çıksın. Şuradaki görüntüyü bozuyor çünkü. Fixed menu wrapper'ın içindeki butonumun klasını alayım. Close menu butonu. Şunu aşağıya yapayım. Aşağıda olsun. Karışmasın biraz çok. Ve hatta yarım satırı ayayım. Evet, şu şekilde close menu. Close menu butonun şöyle background color, primary color, içinde de bir tane de çarpı yapacağız. Spanları kullanarak. Width 64 piksel diyorum. Height 64 piksel. Pozisyon absolute. Top 0. Right değeri 0 olacak. Sağa yaslayacağım. Color color'ın white olacak. Cursor pointer diyorum. Evet, bunu buraya getirdim. Background color'ın da primary color olacak. Border 0 istiyorum. Evet. Şimdi bunun içerisine spanları yapalım. Pozisyon yine absolute diyorum. Top 50'yi veriyorum. Left 50'yi veriyorum. Width 26 piksel. Height 3 piksel. Background color white diyorum. Evet, spanım bu şekilde geldi. Bunu rotate yapacağım tabi. Transform rotate eksi 45 degre diyorum. Evet, bu şekilde geldi. Bir de ikinci spanımı seçeceğim. Burada end işaretini kullanarak yine nokta, pardon, nt child, nt child ikinci span diyorum. Buna da transform rotate 45 degre diyorum. Tam tersi yönde horizontal bir şekilde gelsin diye, pardon,
Evet, bu da bu şekilde gelsin. Tabii ki de bunun margin left değerinde, eksi değerinde vermem gerekiyor. Left 50% dediğim için ortalamak adına margin left eksi width 13 piksel yaparsam büyük ihtimalle fazla gelecektir. Çünkü biz bunu rotate ettiğimiz için buradaki genişlik daha düşük olacaktır. Yaklaşık bir 8 piksel civarı falan versem 9 piksel. Evet, tam ortaladı diyebilirim şu anda. Hatta bunu biraz daha bold bir buton yapsak daha güzel olacak gibi geliyor. Aynı şekilde topa da bir margin top değerine de eksi 2 piksel gibi bir değer versen, evet şu anda tam ortaladım. Gayet güzel duruyor. Evet, bunu da aradan çıkarttık. Evet, burada bir button navımız var. Burada sosyal medyalarımız olacak. Sosyal medyalarımızı yapalım. Ule Class Sosyal. Logonun hemen altından başlıyor. Nokta sosyal diyelim. Bunu da Display Flex ile yapalım arkadaşlar. Flex'i her yerde kullanalım yani. Pekiştirmek amacıyla. Display Flex dediğimizde bunu yan yana dizecek. Buna Flex Wrap vereyim ki mobile geldiğinde eğer burada 5-6 tane sosyal medya ikonu olduğu zaman bu aşağı kaydırsın. Yana doğru scroll bar açmasın istiyorum çünkü kutuları aşağı kaydırsın. Buradan evet bir A diyorum. Bit 48 piksel diyorum. Height 48 piksel. Background color. Şey secondary color diyorum. Evet. Şöyle. Buna display inline block diyebiliriz. Buna şimdi display inline block dediğimizde şurada flex'in içinde kullandığımızda bakın aralarında boşluk olmuyor. Ama ben burada display flex yapmasaydım diyorum sıfır yapayım. Burada Lee'ye display inline demem gerekiyordu. Bunları ortalayabilmek için. Ve display inline bloğu bu şekilde kullandığım zaman flex yapısında değil. Bu şekilde kullandığım zaman display inline blokta arada boşluklar oluyor arkadaşlar. Yaklaşık birer piksel, 1-2 piksel aralarında boşluk kalıyor. Bunu display flex dediğimizde boşluklar olmuyor çünkü flex box yapısında. Display inline gibi değil. Buraya bir şey demesen de olur, kalsa da olur. Bunu display inline block dedikten sonra aradaki boşlukları vermek için de margin 0 2 piksel diyor. Yani yaklaşık hepsinden de 2 piksel, 2 piksel, 4 piksel şu anda display inline block'taki boşlukları elde ettik. Hatta Photoshop'ta biraz daha büyük. Çok daha büyük yapmak istemiyorum oradaki gibi. Şöyle 54 piksel yaparsak evet, şu an daha güzel oldu. Evet. İçindeki color ikonun rengi beyaz olsun istiyorum. Şimdi şuraya müşteri hizmetleri ve linkim olacaktı. Burada linkim yapmayı unutmuşum. Şurada call button altına hemen ule class şuraya button links diyelim. Şuraya evet alt Z tuşuna basarsanız şuradaki alt ve Z tuşuna basarak scroll barı da ortadan kaldırmış olursunuz. Burada da ne diyor? Dizilik politikası. Burada da iki tane menü elemanımızı buraya getiriyoruz şu anda. Bunları da yaptıktan sonra şimdi müşteri hizmetlerimizi kodlamaya geçeceğiz. Müşteri hizmetlerimizi kodlamaya geçmeden önce isterseniz bir font evsam üzerinden bir ikonlarımızı buraya alalım. Onları da ekleyelim. Evet, şuradan. Burada evet, Facebook
açalım başka. LinkedIn alalım. LinkedIn. Instagram. Bir de ne alacağız? Arrow. Arrow'dan istiyoruz bir tane. Ne olacağım bunu? Bir de telefon ikonu alıyoruz. Telefon ikonu olarak da şunu alıyorum. Buradan font en sonu sadece CSS'ini alacağım. CDN olarak indirebileceğim. Şimdi font en sonu kurmak için bu altın gerek. CDN olarak. Ben şuradan sadece bunu CDN'ini alacağım. Şuraya o fontunun altından bunu da koyabilirim. Yani şunlar güvenlikle alakalı bir mesele karışık durmasın. Şimdi evet font efsanının yani bu şekilde çalışacağını tahmin ediyorum açıkçası. Uzun zamandır font efsan kullanmıyordum. Şimdi burada evet Facebook F demiş. Yani evet, burada class'ı varmış zaten. E-class. Üzerine tıklayınca copy yaptı direkt zaten. Şuraya sosyal medyaların içerisine bunu diyorum. Şunu kapatayım artık. İşim bitti. Twitter'ımı alayım. Evet, sosyal bunun içerisine koyuyorum. Şuraya LinkedIn'imi alayım. Twitter'ımı da alıyorum. Şey, Instagram'ımı da alıyorum. Buraya koyuyorum. Şurada telefon içinde şuraya koyacağım ikonu da alıyorum. Bunu da ok olarak menüde kullanacağız. Yani şimdilik şuraya koyayım dursun. Bunu bu şekilde kullanmayacağız. Bunu JavaScript ile buraya dinamik olarak getireceğiz arkadaşlar. Yani JavaScript ile getirmeyeceğiz de CSS ile getireceğiz daha doğrusu. Şöyle bakalım öncelikle çalışıyorum. Evet font efsan ikonların direkt bu şekilde geldi. Bilmiyorum, bakmak lazım. Mobil tarayıcılarda çalışıyor mu bu şekilde? Çalışmıyor mu? Ekstradan JavaScript vesaire bir şey eklemek gerekiyor mu? Bu yeterli mi? Onun araştırmasını yapabilirsiniz. Ben konuyu fazla uzatmamak, bölmemek için buraya geliyorum. Önemli olan da zaten şu anda bunların burada eklenmesi olacak. Bunları da şu anda Flex ile ben ortalayacağım. Yani bu kutuların içerisine Flexbox yapısını koyarak biraz daha pekişmesi için bunları Flexbox'la ortalayacağız. Yani bu kutuya da Display Flex diyeceğim. Buradaki A'ya. Burada yaptığım gibi aynı şekilde Align Item Center dikeyde ortalayacağım ve Justify Content Center'la buradaki hiç Line Height falan kullanmadan buradaki ikonları ortalamasını yapacağım. Şöyle şekilde Display Flex diyorum. Artık şu inline doku'a ihtiyacım yok. Display Flex dediğimde değişiklik olmadı. Çünkü Align Item Center'ını yapmadım. Center diyorum. Evet, Align Item Center dediğimde dikeyde ortalığı ve Justify Content Center dediğimde de yatayda da ortalamış olacak. Bunun font size'ını da 24 piksel yapsam güzel duracak herhalde. Evet. Şekilde font sayısında 24 piksel yaptık. Yani iyi bile tanımlamama gerek kalmadı içerisinde açıkçası. Güzel oldu bu şekilde.
Hemen altına geçeyim. Sosyalden sonra call BTN vardı burada. Bunu da display tek istiyorum. Evet, display flex. Burada da align items center. Bunu da HTML'de bakacak olursak yapısına call btn şuradaydı. Call btn içerisinde bir ikon var. Bir de span text'im var. Yani bunu da alt alta geçirmek için bu span text'in içerisindeki span'ları da ben display block dediğim zaman bunlar otomatik olarak alta gelecek. Ve span önce iyi diyeyim. İçindeki ikona font size 40 piksel desem iyi olur herhalde. Biraz büyük oldu. 30 piksel diyelim. Buna evet text decoration nam diyelim. Color'ına default color diyelim. Burada span.text'ime de span içindeki spanlara da iki tane spanım var zaten display blok deyip onların alt alta gelmesini sağlıyorum. Bunu bir boşluk verelim. Margin height değeri verelim. 10 piksel olsun. Font size'ına da 14 piksel diyelim. Burada da içindeki de span.number'a da font size 22 piksel, font weight 700 diyelim, bakalım nasıl duracak. Evet. Bunun aradaki boşluklar biraz fazla gelebilir. Line height'ına da biraz daha küçültürsek 1.2 gibi. Evet, bu şekilde olabilir. Buna bir de margin button değeri, kaldığı bitene de bir margin button değeri vereceğim. Margin button da 15 piksel olsa herhalde yeterli olacaktır. Evet, bunu da bu şekilde yapmış olduk. Evet. Altında da ne vardı? Button links vardı. Ha, bu ikon color primary color olacaktı. Bu şekilde de bunu yapmış olacağız. Buradaki span'ın da font weight'ini 600 yapabiliriz. Evet, bu şekilde. Buna da bir letter spacing eksi 1 piksel dersek daha güzel durabilir. Şu ikonun boyutunu bir 34 piksel civarında yapabiliriz. Biraz daha büyük olması için. Hatta şunu da 1.3 dersek. Button links'e geçiyorum şimdi. Button links. Button links. Buna da display flex diyorum. Display flex dedim ve bunları da yan yana atmış oldum. Şimdi burada button nav'um vardı arkadaşlar, değil mi? Button nav'a ben buna display flex ile display inline flex dersen değişen bir şey olmayacak şu anda. Şimdi benim bunu burada ortalayabilmem için bunu artık margin değerleriyle benim ortalayabilmem gerekir. Margin left auto, margin right auto yaparak şunu artık bu şekilde yazmıyorum. Top değerim 0 olacak. Evet, left değerim auto olacak. Right değerim auto olacak. Button değerim 15 piksel olacak ve left değerim de 6 olacak. Bunu bu şekilde açıkçası ortalarım diye düşündüm ama ortalayamadım. Bir bakalım. Doğru yazmışız fakat ortalamıyor. Bunu o zaman display
Length istersek. Yine ortalamıyor arkadaşlar. Şu bottomlama Excel'in center dersek çok değişen bir şey olmayabilir. Inline flex dediğimiz için şu anda büyük ihtimalle ortalayacak onu. Bunu da bottomlama da flex yapısıyla kullanabiliriz yani. Şurada benim button now kısmım var. Bunu da ben display flex diyeceğim. Flex direction column diyeceğim. Evet, bunu bu şekilde ben direkt ortalayabilirim. Şöyle üstünden display flex flex direction diyorum. Bunu da bu şekilde ortaladım. Evet, şimdi aşağıdaki linkleri yapalım. Font size 11 piksel diyorum. Sen çok küçük oldu. Font weight 600. Color default color opacity .7 diyelim. Şimdi burada bir ayraç ekleyeceğiz. Şu şekilde. Biraz daha yakınlaştım. Şu şekilde bir arasında bir ayra çekeceğiz. Onu da şu şekilde after before kullanarak yapabiliriz. Pratik bir şekilde hemen. Buna pozisyon relative diyorum. Şimdi burada tabii iki tane olmadığını fazla görüyorum. Burada şöyle arkadaşlar iki tane değil de İki tane değil de burada neredeydi? Evet şurası. Şurada bir tane daha benim linkim olduğunu farz edersek burada 3 tane linkim olsun. Burada ben buna padding de vereyim. Daha net görebilirim. 5 piksel diyorum. Sağdan soldan 5 piksel, ortadan üstten her yerden 5 piksel verdik. Şimdi buna da bir before diyorum. Before'u da bu şekilde yazıyorum. Yine diyez işaretini koyarak A'nın before'una content. Evet. Alt G, R ve evet, şu işaretin adını bilmiyorum. Ona basarak şu şekilde bunu şurada gördüğünüz mü bilmiyorum. Şuraya hepsine ekledi açıkçası. Buna da bir margin left değeri vereceğim. Pardon, margin right değeri vereceğim. 5 piksel de bunu. Hatta 6 piksel vereyim. Evet, bu şekilde margin right değeri de verdik. Hatta şuna bir şimdilik white space no wrap diyelim. Yalnız bunun ilk elemanı hariç diğerlerine ben bunu eklemek istiyorum. Bunu şu şekilde yazabildiğiniz gibi şu şekilde de yazabiliriz. İki nokta not. Anti child 1 ya da first child diyebilirsiniz.
da burayı alacağım. Yani diyorum ki kör çayı hariç. Bunu eklesin dedik. Ama tabii ki de bunu buraya koymayacağım artık ben. Li'ye koyacağım çünkü. Orada yanlışlık oldu. Buna da A diyeceğim. Evet. Yani burada şunu demek istiyorum. İlk Li elemanı hariç diğer A'lara, diğer Li'nin içerisindeki A'ların before'una şu işareti getir diyorum. Bunu tekrardan ben şu şekilde indireyim. Evet, şöyle artık gayet güzel oldu. Şimdi şuraya geçiyorum. Fixed menu vardı Rush Site'da. Evet. Fixed menu diyorum. Yani tahmin ettiğimden uzun sürecek bunu kodlaması. Bir yandan anlatıyorum. Bir yandan yani olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan da kodlama yapıyorum. Biraz uzun sürüyor. Hızlı geçebilirsiniz isterseniz. Burada da font weight 700 diyorum. 22 piksel olsun. Evet, bunu bu şekilde getirdik. Getir space eksi hatta 8 piksel diyelim. Evet, bu şekilde geldi. Bu fixed menüye de bir bit değeri verelim. Bit 350 piksel diyelim. Bir de max değeri verelim. Mobile geçtiğimizde eğer bu scrollbar çıkartmasın bize bit 100 diyelim. Ve buna margin 0 auto dememiz gerekiyor. Margin 0 auto. Evet. Aynı şekilde de ortalaması için şöyle. Şimdi bunun li'nin içerisindeki u'yu da gizleyeceğiz arkadaşlar. Max height 0. Şöyle. Opacity'yi de gizleyelim. 0 diyelim. Ayrıca da ne yapıyoruz? Visibility'yi de gizliyoruz. Aynı yukarıdaki header alanında yaptığımız gibi visibility'yi gizliyoruz. Evet, bunu şu anda gizledik. Yani buradaki kurumsala tıkladığımızda bunları açtıracağız. Akordiyon olarak bunu da jQuery ile yapacağız. Bunu da yaptıktan sonra li hover'una geçeyim. Li hover'una geçmiyorum. Bunu tıkladığımızda li'ye is active class'ını ekleteceğiz. Şöyle. Active class'ını getirdiğimizde u'ya max height 1000 piksel diyelim. Opacity 1. Visibility 1. Bunun içindeki a'ya da font size 18 piksel diyelim. Buradaki U'ya da bir padding left değeri verelim. Bir iç içe görünümlü bir menü yapısı olsun. Padding left 15 piksel diyelim. Buna da bir transition ekleyelim. Add extend ile. Yüzde işaret kullanacağız. Transition. Bunu miximlerimizde, eksentlerimizde hazırlamıştık zaten. Bunu da buraya ekledikten sonra evet font sayısımızı da 18 piksel dedik. Tabi bu transition'ı buraya eklemeyeceğiz. Buraya ekleyeceğiz. Yani bu tıkladığım zaman buradaki isActive class'ını alacak ve isActive class'ın içerisindeki UL de artık görünür hale gelecek. Bunun amacı bu aslında buradaki CSS'lerin. Bir de buraya şunu da ekleyebiliriz. Transform
bir soldan gelsin diye translate eksi 25 piksel diyelim. Görünür hale geçerken de bu 0 olsun. Ve soldan güzel bir şekilde gelsin istiyorum. Şimdi vakit kaybetmeden isterseniz JavaScript ile bunu yazmaya başlayalım. Şimdi şuradan Fixed menü şöyle şöyle 100 script adında kullanalım. Şimdi burada diyorum ki jQuery ile fixit menünün içerisindeki li 2 nokta has ul'si varsa içerisinde ben buna bir class ekleyeceğim. Evet, class diyorum. Is active demiyorum. My dropdown class'ını ben buraya ekleyeceğim. HTML'de script dosyamız vardı. Buraya bir de jQuery'nin lastik CDN'ini alalım. Şurada minfight şunu copy yapalım. Dosyamı üzerine koyuyorum. Şunları da evet. Bunlar güvenlikle alakalı. Bunları siliyorum şu anda sadeleştirmek adına. Şimdi şöyle şurada yaptığım olay şuydu. Fixed menü içerisindeki li'nin yani şuradaki ok işaretinde kullanmamızın nedeni ul'nin içerisindeki ilk sıradaki li'nin altında bir ul var ise oradaki li'ye my dropdown class'ı ekle diyorum aslında. Evet. Şimdi şöyle bakacak olursak bakalım eklemiş mi? Evet, şurada kurumsala my dropdown class'ı gelmiş gördüğünüz gibi. Bunun altında çünkü bir ul var. Aynı şekilde başka ul olanlar olduğu takdirde onun içerisine de ekleyecek. Şimdi ben şunu yapacağım. Buradan fixed'in içerisindeki my dropdown buna click my drop'tan içindeki a'yı ekleyeceğim aslında. Buraya bir e parametresi de getiriyorum. Buna çünkü e prevent default diyeceğim. Yani tıklandığı zaman orada bir link varsa oraya gitmesin de açılır menüyü açsın istiyorum arkadaşlar. O yüzden apprevent default diyorum buraya. Burada şimdi buna tıklanınca ne olacak burada? Yani burada yani bu linke tıkladığımızda buna
Tuple class is active diyeceğim. Şu anda bakalım çalışıyor mu? Şu anda çalışmadı çünkü ben burada A'ya bunu eklemiş oldum. Bunu A'ya eklemeyeceğim aslında çünkü list'ine ekleyeceğim. Burada this parent D'ye ekleyeceğim ben bunu. Evet. Gördüğünüz gibi D'ye eklediğim zaman bu burada çalışacaktır. Şuraya ben bir tane daha açılır menü ekleyeyim. Fixed menüme gidiyorum. Şunu da alayım ben. Aynı şekilde projelerimizin içinde de bir tane olsun. Evet, kurumsala tıkladık. Bir de projelerimize tıkladık. Ben şunu istiyorum aslında. Kurumsala açıkken ben projelerimize tıkladığım zaman kurumsal kapansın. Projelerimiz açılsın istiyorum. Akordeon mantığı olacak burada. Burada da arkadaşlar bu sefer yine şey dolar işareti yine this nokta parents b siblings yani komşuları Lee'nin komşularındaki active is active class varsa bunu remove yapacağım. Evet, bu şekilde akordeon menü tarzında bir menü olmuş olacak. Ha, şurada bir yere bu arada şunu yanlış yazmışım. Şurada büyük D olacaktı. Prevent default'ta. Şimdi burada da şunu yapmak istiyorum. Burada azı projelerimize tıkladığımızda kurumsal kapanıyor. Projelerimize tıklayınca kurumsala tıklayınca projelerimiz kapandığı gibi herhangi bir yere sayfada herhangi bir yere tıkladığımızda yine menünün kapanmasını istiyorum. Bunu yapmak için de şöyle bir şey yapabiliriz zannedersem. Document yani dokümanda herhangi bir yere tıkladığımızda bir fonksiyon tanımlıyorum. Bir E parametresiyle diyorum ki burada evet. Dokümanda herhangi bir yere tıkladığımızda diyeceğim ve buradaki sadece bir hedef belirleyeceğim. Hedef o değilse tıklanan yer yani herhangi bir yere buradaki link dışında herhangi bir yere tıkladığınızda bunların hepsinden is active class'ını götür diyeceğim. Onu da şöyle yapabiliriz. If a target yani a'nın hedefi nokta is a'nın hedefi şuysa diyeceğim. Fixed menü içindeki d.mydropdown içerisindeki a ise demeyeceğim a değilse diyeceğim. Onun dışındaki herhangi bir yerse bu e'nin hedefi diyeceğim ki is active class'ını kaldırıyor. Fixed menü'nün içerisindeki li'den tüm li'lerden daha doğrusu is active hangisi açıksa bakalım olacak mıdır? Evet. Çalışıyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan toparlayacak olursak burada ne yaptık?
Burada dedik ki fixed menünün içerisindeki li'deki ul varsa dedik buna my dropdown klasını ekle dedik. Bu my dropdown klasını neden ekledik? Birazdan göstereceğim. Çünkü burada da aşağı okları dinamik bir şekilde getireceğiz. Yani biz bunu HTML ile yazmakla uğraşmayacağız. O yüzden my dropdown klasını ekledik buraya. Şimdi bunu da toparlayacak olursak fixed menü my dropdown'un içerisindeki A'ya tıkladığımız zaman, yani şuradaki A'ya tıkladığımız zaman diyorum, bunun parent li'sine isActive klası getiriyorduk. Zaten bunu CSS'de tanımladık. isActive klasını getirdiğimizde li'ye isActive klası içerisindeki ul'yi CSS'de şu şekilde visible yapmıştık. isActive olduğu zaman max height 1000 oluyordu, opacity 1 oluyordu, visibility visible oluyordu ve transform translate'de bu evet, soldan doğru kayarak geliyordu arkadaşlar. Ve şunu da yaptık burada. Bu A'nın parent li'lerinin komşuları, burada siblings kullanarak bu li'lerin komşularına da tıkladığımız zaman şuradaki akordiyon görünümü yapabilmek için, yani birine tıkladığımızda birinin isActive klasının remove olmasını sağladık. Buradaki aPrevent default'un amacı da burada mesela kurumsala bir hakkımızda sayfasına götüren link var diyelim. İşte bu linki artık tıklanamaz hale getiriyoruz. Çünkü buraya tıklayıp giderse menümüz açılacak. Fakat sayfa başka sayfaya gittiği için buradaki açılır menümüz görünmeyecek. O yüzden bunun altındaki hakkımızda tıklaması gerekiyor artık adamın hakkımızda sayfasına gitmesi için müşterinin. Burada şunu yaptık. Dokümanda herhangi bir yere tıkladığımızda Document on click function'da buradaki hedef, tıklama hedefi eğer my dropdown klasına sahip li'nin a'sı değilse, yani kurumsaldaki link değilse ya da projelerimizdeki link değilse, bunun dışında herhangi bir yere tıklarsanız bunu kapat diyorum, yani isActive klasını bu fixed menü li'den kaldır diyor. Burada da bunu kullanmış olduk. Şimdi menü collapse ve close butonlarını yapacağız. Aynı mantıkla burada da isActive klasını kullanacağız. Ama bunun arrow'larını şu anda tamamlayalım. Şurada yanlış hatırlamıyorsam bir arrow getirmiştik ama o arrow'u herhalde şöyle yanlış yerine attık. Arrow'u atmamışız bir yere. Şuradan tekrardan alayım ben bunu. Evet. Şimdi bunu buradan alıyorum. Çünkü şu yüzden alıyorum. Şunu ben buraya getireyim. Tekrardan. Buraya geldi ama ben bunu dinamik bir şekilde getirmek istiyorum arkadaşlar. Bunu dinamik bir şekilde getirmek için ben buraya after before kullanarak bunu getireceğim aslında. Yani şu an şuradaki ben şeyi alacağım aslında, bu font nasıl oluşturulmuş buna bakmam gerekiyor. Evet, buradaki after before'ın font weight'i bu olacak ve font formülesi font alsam 5 pro olacak. Şurada bir font weight 900 yapmış. Burada tabi bunu iptal ettiğinizde görün buradaki şeye geçiyor. Outline font'a geçiyor. Yani güzel yapmış ya bunu, evet. Ama bence yeterli değil font weight açıkçası. Yani sektörel bazda free versiyonu bana sorarsanız vasat. Özellikle de pro versiyonu herkes alsın diye adam artık biraz bence şey yaptı yani. Free versiyonu çok ihmal etti açıkçası. Free versiyona çok da başarılı ikonlar olduğunu zannetmiyorum. Yani ben projelerimde o yüzden değerlendirmiyorum. Yıllık da $99 vermek istemiyorum açıkçası font efsama. Şimdi şuradaki ikonu her neyse alalım. Şimdi bunu niye alıyoruz? Şimdi ben şunu buradan kaldırıyorum artık. Yok, bunu kaldırmadan önce style CSS'ime geleyim. Şuradaki li
Buna bu sefer Li'deki my dropdown, hani S ul'si olan Li'ye my dropdown klası getirmiştik. My dropdown diyorum. Bunun A'sına, ben bu A'sının içerisindeki after'a ben bunu getireceğim. Nasıl getireceğim? Şunları almama gerek var mı? Zannetmiyorum. Biz yine de alalım. Font efsandan gelen diğer. Şeyleri de alalım. Bir de bunun content'i var arkadaşlar. Bu content'i kullanmadığınızda bu after before çalışmayacaktır. Evet. Content yazdığımda my dropdown buraya, ha bu da zaten vardı. Kurumsala tıklıyorum. Aa, hepsine geldi yani. Bu çok enteresan bir şey. Bunun hepsine gelmesini istemiyorum ben. O yüzden sadece ilk elemana assın istiyorum. Evet, ilk elemana assın diyorum. Şimdi yine burada bir display flex yapısı kullanacağız. Benim artık şuradaki buna ihtiyacım kalmadı. Şunu kaldırayım buradan. Kafamız karışmasın. Şimdi burada da şimdi after'ına yaptım. Çünkü ben pozisyon absolut kullanmıyorum. Eğer before'ına yapsaydım bu sefer sağ tarafına gelecekti. Yani after ondan sonra geldiği için buradaki elemandan sonra atanan bir ifade oluyor. Before ise ondan önce atanan bir ifade olduğu için ben burada before'u kullanmadım. Eğer before'u kullanmış olsaydım da şu şekilde olacaktı arkadaşlar. Ben o yüzden burada after'ı kullanıyorum. Şimdi buna da ben şuradaki A'ya da display flex diyorum. Yani buradaki işimiz artık çok kolay. Align item center diyorum. Yani bu Flexbox'ın yapısını anladıktan sonra yani her yerde piksel hatalarıyla uğraşmaktan o kadar kurtuluyorsunuz ki. Align item center dedim. Bunu line height neydi? Bunu nasıl ortalayacağız? İşte vertical align middle çalışmıyor. Hani yani bu Flexbox kullanmadan önce açıkçası çok cırmalıyorduk. Yani bu şekilde vertical align middle ile ortalamaya çalışıyorduk. İşte absolutlarla ortalamaya çalışıyorduk. Hani bir türlü böyle piksel açıkçası ortalamaya çalışıyorduk. Ama Flexbox'ı kullanmaya başladıktan sonra bu ortalama işlemleri artık çok basit olmaya başladı. Bunun font size'ını da ben küçülteyim biraz. Font size'ını 12 piksel yapıyorum. Evet, hatta 14 piksel diyorum. Çok küçük oldu. 14 piksel diyorum. Ve burada da bunu ben sağa yaslayacağım için margin left diyeceğim bu sefer de. Margin left auto dediğimde arkadaşlar bu da şu şekilde artık sağa doğru yaslanmış olacak. Buradaki UL'ye ben 400-350 piksel demiştim ama şunu da yapabilirim. 320 piksel desem. Evet, bu A'ya da bir padding değeri vermek istiyorum. Padding 15 piksel desek çok mu olur? Evet, çok olacak. Şöyle bir 7 piksel gibi versek herhalde. Jitter'de şuna basamıyorum. Ondan kaynaklı bir sıkıntı oluyor. Line height mı çok büyük acaba? Line height 1.4 diyelim. 4 piksel diyelim. Evet, şu anda daha iyi oldu diyebilirim. Yani şu anda bunu artık şeylerine geçebiliriz. Yine burada yaptığımız is active kılısını. Hatta şunu da yapabiliriz. Bu is active olduğunda buradaki ikon rotate olsun da diyebiliriz. Onun için de my dropdown dedikten sonra ya ben şunu eklentiyi neyse kullanmayayım şimdi. Sonra document formatter'dan şey yaparım ben bunları da.
Yani burada formatter kullansak her kaydettiğimizde şunları aslında bunların hizasına getirecekti. CSS formatter kullanırsanız bunları bu şekilde otomatik olarak hizalamasını sağlayabilirsiniz. Visual Studio Code'da zaten bir sürü eklenti var kullanabileceğiniz bunlarla alakalı. Şuradaki eklenti kısmından da kurcalayıp bakabilirsiniz. Yani CSS formatter dersek buraya da yani bunlardan bu şekilde inceleyip kullanabilirsiniz. Yani şu anda sevgilimiz var ya, bunu aktif yapalım. Bakalım. Başka bir eklentiydi gerçi ama olsun. İşimizi gördü. Allah razı olsun diye. Şimdi şunu da kapatalım. Biz ne yapacaktık? Burada My Drop Down is aktif olduğu zaman buradaki ikonu da yukarı kaldıracağız. Şimdi şuna ben yazacağım için şurada yine end işareti ve bu is aktif olduğu zaman buradaki yine A'nın tek satır yapabilirim artık bunu. After'ına diyorum transform rotate eksi 90 deck diyorum ve aynı şekilde ben buraya extend'imi de getiriyorum, transition at extend nasıl oldu? Evet, dönmedi çünkü burada bir en azından bir display inline yoktu, isimden bir display olmadığı için dönmedi dedim ama yok, onunla alakası yok. My drop down is active class'ını aldığı zaman on after dedik, rotate eksi 90 degree dedik. Ama bunu neden yapmadı bakalım. Şöyle bakacak olursak My Drop'tan bizi aktif olduğu zaman buradaki after'a evet. Hiçbir işlem olmamış, bizim kodumuz çalışmamız, konsolumuzda hatalar yok. Ha evet, burada yine live soru ile alakalı bir sorun olmuş. Şöyle şu anda görebiliyorsunuz. Bunu 90 dekledik de bunu 180 deklememiz gerekiyor. 180 degeri tam olarak yukarı horizontal yapması için yani şu şekilde açıldığında evet gayet güzel bir akordiyon menümüzde olmuş oldu burada. Bunu da yaptıktan sonra artık şu kısımlara geçebiliriz. Buradaki close butonu arkadaşlar, şimdi bu fixed menu wrapper'da yine bu, yani bu kapsayıcı diye ben is active verdiğinde görünür hale getireceğim. Is active class'ı olmadığı zaman burayı da ben görünür halden yine gizleyeceğim arkadaşlar. Bunu da yapmak için önce CSS'de ayarlayalım. Fixed menu wrapper'a gelelim. Fixed menu wrapper şöyle yapalım önce. Opacity 0, visibility hidden diyelim, bu bir kaybolsun, hatta pointer events de none diyelim. Yani herhangi bir şekilde başımıza dert açmayalım bunu yaparak. Bunu is active class'ına getirdiğimizde ise
ne olsun? Pointer events, bunu unutmayalım tabii ki de. All opacity 1, visibility 0 diyelim. Şimdi JavaScript'ten yazalım buraya. Buraya menu collapse klasına sahip butona tıkladığımızda bir click function yapalım. Ne diyeceğiz burada? Fixed menu wrapper toggle class is active. Evet, gördüğünüz gibi şimdi buna da verelim aynı şekilde. Bunu aynı şekilde şöyle yazmamıza gerekiyor. Bir şekilde de şöyle yazabilirsiniz. Bir de neydi? Close butonumuz neydi? Close menu. Bir de close menu tuşu da aynı işte görsün dersek bunu bu şekilde basit bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bunu da yaptık. Şimdi ben burada animasyonlu bir şekilde gelmesini istiyorum. Yani sağ taraf animasyonlu bir şekilde gelsin. Sol tarafta animasyonlu bir şekilde gelsin. Şimdi bu iki tane yaptık madem. Burada bir animasyon ekleyelim buraya. Transition yani basit bir transition animasyon dediğim o aslında. Hemen CSS ile artık JavaScript kullanmayacağız. Burada CSS'den bu işi halledeceğiz. Burada fixed menu left side ve right side yapmıştık ya arkadaşlar. Buraya ben yine öncelikle bir transition'ını getiriyorum. Onu bir way çekiyorum, extend ediyorum. Bunu getirdim. Şunu kapatalım önce. Şimdi burada left side'ıma ben şunu diyeceğim. Left side yani sol kısım yukarıdan kayarak gelsin diyorum. Şöyle transform translate'ye eksi %100 yapacağım burayı. Opacity 0, visibility hidden olsun. Aynı şekilde right side'da soldan sağdan kayarak gelsin. Bu şekilde kayarak gelsin. Şu anda tabii ki de bunları yapmadık. Şimdi şurada fixed menu wrapper'ın is active olduğu zaman gelsin bunlar bir de. Şuraya da yazabiliriz. Buradan da yazabiliriz. Kafamız karışmasın. Burada yazmışız zaten. Burada nokta left side diyorum. Opacity 0, visibility visible. Da şöyle yapalım. Transform translate 0, translate x 0 diyelim. Bunu aynı şekilde de right side içinde yükleyelim. Bakalım şu anda ne oldu? Ha, opacity 1 demişiz pardon. Şimdi oluyor. Bu importlan bir alakası yok.
Yanlış yazmış olabilir büyük ihtimalle. Yok, doğru yazmışız da bunu yanlış yazmışız. Left side olacaktı. Şu butonun benim tıklanabilir olmaktan çıktığını yapınca bir bakalım neden bunu tıklayamıyoruz. Merak ettim açıkçası. Bir Z index vermediğim için herhalde bir sıkıntı oldu. Z index vermediğim için orada bir sıkıntı olmuş. Ona da bir Z index verelim. Important kaldıralım. Tıklayamıyoruz. Z index verelim. Close. Yani butonum aşağıdaydı. Z index 20. Evet. Left side'da ben right side'ı yukarı alayım. Madem de şöyle olsun. Herhalde ondan dolayı bu kapama kısmında transition'ları görmemizin nedeni o değil. Çünkü buraya fixed menu ve wrapper'a transition'ımızı extend etmediğimiz için bu sıkıntıyı yaşıyorum burada yani. Şu anda anlatmak istedim şu aslında. Bunu kapattığım zaman tak diye kapanıyor aslında. Kapattığım zaman da bunların böyle yavaş yavaş kaybolmasını isteyeceğim. Buna da extend ettiğimde transition'ıma sorun kalmayacaktır. Evet. Evet, gördüğünüz gibi kaybolarak şimdi bir de ben buraya left side'ıma da transition delay eklemek istiyorum. Burada bir gecikme olsun. Pardon. Nokta 2. Yine bir gecikme yaşıyorum burada. Evet. Bu şekilde güzel bir animasyonumuzda güzel bir animasyonumuzda olmuş oldu. Şuradaki şeyi biraz daha arttırabilirsiniz. Font size'ını belki. Şimdi bunların da arkadaşlar evet. Mobil kısımları kaldı. Oralarda da evet endişelerim var şu anda açıkçası. Ne oldu ne kaldı bir bakmak istiyorum. Evet. Şimdi şurada yapacak olursak burada tabii ki de display flex olduğu için bunları halen daha böyle ortalıyor. Bir de biz bunu 50-50 kullanmıştık. Right side ve left side'ı. Onu da yukarı alalım. Madem hepsini yukarı aldık. Burada en üstte olsun. Şimdi ben bir de yalnız fixed menu indirimimiz vardı. Onu en üstte alsak daha güzel olacak hiyerarşi için. Şimdi şurada arkadaşlar ben bunu artık notebook cihazlara geçtiğimizde bu bit 50-100'de şunu alacağım. Ben burada 100-100'de yapacağım bunları. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Bu 50-100'de şu anda kalsın. Şöyle yapalım direkt. Şu 50-100'de kalsın şimdilik. Şurada da
Evet, notebook breakpoint'te yani 992 pikselin altına düştüğü zaman bu diyorum flex direction column olsun. Evet, bu şekilde. Ve şimdi şuraya da geleceğim. Bunun içindeki left side ve right side ise right side'ınla bunları kopyalamıştık. Width 100 yüzde olsun. 100 yüzde olsun. Bu da out olsun diyorum. Evet. Bunu da eğer 100 yüzde yaparsak istemediğimiz bir şey olacaktır. Yani burada bu sefer flex direction column'a geçtiğimizde arkadaşlar bu artık height değerini 100 yüzde yapmış oluyoruz burada. Flex basis değerini 100 yüzde yaptığımızda. Burada bunu da auto yapmamız gerekiyor burada. Auto yaparsak evet buradaki height'ımız da ortalıyor. Ben şunu istiyorum. Mobile'a doğru geçtiğimizde bu logo kısmı aşağıya gelsin ve buradaki background kalksın. Buraya da yukarıya da bir tane border koyalım. Şimdi bunu da Flexbox'taki order olayıyla yapabiliriz. Yani Flexbox o kadar dinamik bir altyapı ki arkadaşlar. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Hiç onunla uğraşmayın. Flex direction column 2 yolunu göstereyim ben size hatta. Burada column reverse dersem bunu hop diye ben aşağıya atmış oldum. Bakın. Ama tabii burada bir sıkıntı oldu. Buna neden olan şeyi buluruz. Birinci yolu bu arkadaşlar. İkinci yolu da şu. Buradaki ben logo kısmına yani left side'a nokta left side'a order bir dersen ne olur? Normalde bunlar default olarak order 0. Yani sıralama sıfırdan başlayarak 1'e doğru gidiyor. Burada 2 tane öğe olduğu için ben sıfırdan yüksek bir değer verdiğim zaman onun arkasını atacaktır. Sanki önde burası varmış gibi gösteriyor. Bunu bu şekilde basit bir şekilde yapabiliriz. Bu kolum reverse yaparsak şu anda eski haline geri gelecektir. Ama şöyle bir durum var. Bunu ben de merak ettim. Kolum reverse yaptığımızda şurada bir boşluk kalıyor. Onun nedeni de şu arkadaşlar. Kalın reverse yaptığımızda bunu en aşağı itiyor. Yani align items baseline dersek flex end dersek sorun çözülür mü? Çözülmedi. Bir öğeyi denetlemeden bakmak lazım. Burada ne oluyor acaba? Neden bu boşluk var? Bunun bir margin top değeri var büyük ihtimalle. Ondan dolayı oluyor arkadaşlar. Diye düşünüyorum ama ondan dolayı da olmayabilir. Yok hayır onunla alakalı bir durumumuz söz konusu değil. Ben az önce align items yaptım da justify content flex end yaptım. Yani column reverse dediğim için normalde bu column olsaydı ve justify content flex end olsaydı bu en aşağıya götürecekti. Çünkü bu flex kapsayıcı dibin yüksekliği 100 yüzde olduğu için bunu da yani 100 yüzde dedim 100 V aslında buradaki ekranın height'ını alıyor. Buradaki flex end dediğimde en aşağıya bunları itmesi gerekiyordu. Ama burada kalın reverse dediğimde bunun tam tersi gerçekleşiyor. Yani reverse olayı da artık bunu tersine çevir demek oluyor. Burada bu şekilde oluyor. Bunu kaldırırsak bakın bunu aşağıya atıyor. Yani bunun defaultu zaten flex start'tır. Burada flex start kullanırsanız bu şekilde bir itme yaşanıyor. Evet. Onun sorununu da çözmüş olduk. Bunu ben bu şekilde kalın bırakıyorum. Bunu da order 1 yapıyorum. Bu şekilde benim istediğim oldu. Buradaki background'ı da şimdi left side'daki background'ı da white yapıyorum. Background
şuradaki ekranımda white yaptım. Buna da bir border top diyelim. Border top solid gri tonu versek evet kafi olacaktır. Şurada bir canımı sıkan bir durum oldu. Niye öyle oldu? Bakmak lazım. Ha, evet, marjini yok. O yüzden olmuş. Aşağıdaki nedir? Yani şu logo'daki source'e bir margin button verirsek bizim işimiz burada 25 piksel dersek çözülmüş olacaktır arkadaşlar. Bunlara power efekti de verebilirsiniz. Şöyle bunların üzerine geldiğimizde evet şu anda herhalde şöyle bir tasarımımıza tekrardan bakacak olursak herhalde bu iş istediğimiz gibi oldu diyebiliriz. Evet, gayet şey, kurumsal bir yani görüntü oldu. Ama tabii ki de şurada ekstradan bir şey yapmak gerekecektir. Onu hemen şurada bir testleri yapmak lazım. Yani genelde zaten bir tasarımı yapıyoruz. Tasarımı yaptıktan sonra da tasarımın illaki eksik bir yerleri, sıkıntılı bir yerleri çıkacaktır. Bunları da test etmek gerekiyor. Şuradaki Fixed menünün içerisindeki ben ULL elemanlarını arttırırsam büyük ihtimalle sorun yaşayacağımdır diye düşünüyorum. Sorun yaşadım. Çünkü neden sorun yaşadım? Buna bir overflow auto demedik çünkü. Height 100 VH dedik. Buradaki inner dibine. Ama overflow auto demediğimiz için bunu bize göstermiyor. Şurada hemen overflow. Overflow auto bize acaba başka sorun yaratırmış mı? Ona da bakmak lazım. Evet, şu anda baktığınızda gayet güzel oldu. Peki bize bu overflow auto desktop'ta bir sorun yaratır mı? Bakın yarattı. Çünkü şuradaki alttaki scroll barın açıldığını görebiliyorsunuz. Açılıyor ve kapanıyor. Çünkü bu alan dışarıdan geliyor. Onu önlemek için benim bu sefer şunu yapmam lazım. Bunu notebook kısmına geçtiği zaman bunu yaparsam buradaki scroll barda açılmamış olur. Yani çok önemli bir detay değil ama olsun arkadaşlar. Bunu da yaparsak daha güzel çalışan bir temaya sahip oluruz. Bu projede arkadaşlar kullandığımız bu tasarımı GitHub'a yüklüyorum. GitHub'da aşağıda videoda linkini paylaşıyorum. Yani istediğiniz gibi buradaki projeyi alıp kendi web tasarımınızda kodlayabilirsiniz, kullanabilirsiniz, kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Her şey helal olsun. Yani burada ders niteliğinde yaptığınız bir şey. Zaten bunu yaptığım projede de kullanıyorum. Şunun benzerini burada daha önceden Güntaş İnşaat'ta kodlamıştık. Şu şekilde bir tasarım. Burada sadece şeyler biraz daha farklı olmuş. Bir benzeri yani. Evet, tekrar teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve görüşlerinizi de, bu benim ilk eğitim videolarından birisi. Eleştirilerinize de çok açığım. Tabii ki de belli ölçüde olursa sevinirim arkadaşlar. Videonun altına muhakkak eleştirilerinizi de ve görüşlerinizi de ya da faydalı olabileceğine inandığınız, bana söylemek istediğiniz başka şeyler varsa ya da istediğiniz HTML, CSS tarzında kodlamalar, eğitimler varsa onlara öncelik verip onlar hakkında da videolar hazırlayabilirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.